İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim. Kim ne takmış görelim. Haftanın ilk yarışmacısı Demet Karabudak. 24 yaşında ve 2 yıllık evli. Adanalı olan gelinimiz butik pastacılık yapıyor. Sibel Taştepe. 20 yaşında ve 6 aylık evli. Ev hanımı olan gelinimiz aslen Konyalı. Ebru Ertem. 30 yaşında ve 4,5 yıllık evli. Butik sahibi olan gelinimiz Adanalı. Begüm Kaya. 31 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Adanalı olan gelinimiz ev hanımı. Saadet Mutlu. 26 yaşında ve 5 aylık evli. Fizyoterapist olan gelinimiz aslen Girit göçmeni ama doğma büyüme Adanalı. Aslı Ünal ve Gelin Evi'nden herkese merhaba değerli izleyenler. Konya'dan sonra Gelin Evi bu haftada gördüğünüz gibi Adana'dan merhaba diyor sizler için. Adana Kozan'da ilk günümüz gelinlerimizle tam şurada. Evet evet şurada randevulaştık. Birazdan gelecekler ama ben onun öncesinde madem Kozan'a geldim, Kozan'la bütünleşen Kozan Kalesi'ne gelmeden, tepeye çıkmadan olmazdı. Burada muhteşem bir manzara var. İşim için çok sık gelip gittim Adana'ya. Lakin Kozan'daki bu kaleye gelmemiştim. Bilmiyorum sizler mutlaka görmüşsünüzdür, görmeyenler vardır. Ama yolunuz Adana'ya düşerse tarihi milattan önceye dayanan çok kıymetli bir dokudayız şu anda. Lütfen burayı görmeden şehrinize dönmeyin. Hadi gelin şimdi gelinlerle buluşmadan önce şöyle biraz tatlı tatlı bu güzel manzaranın tadını çıkaralım. Kaleyi de gezdik, güzel oldu böyle bir dolaştık, manzarayı da izledik. Yalnız siz de bilirsiniz ki böyle dik yokuşlu yerleri böyle çıkması zordur da inmesi çok kolaydır. Şimdi kızlar da muhtemelen çıkıyorlar. Burada buluşacağız çünkü gelinleri bekliyorum ben. Bacaklarımızda karasular indi. Yorulduk aslında. Yorulduk. Aman da kimin gelinleri gelmiş efendim. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk aslanım. Sizi zannediyorum bu yokuş kaynaştırdı böyle. Evet. Aynen. İlk saat, ilk dakikalar. Evet, evet aslanım. Hemen isimleri rica edeyim. Begüm ben. Begüm. Sibel. Sibel. Saadet. Saadet. Ebru. Ve Ebru gelin. Demet'e konuk oluyoruz. Evet. Demet'e bize böyle biraz spor yapalım diye Turgutlularla. Yani burada randevu vermiş. Birlikte çıkalım mı? Evet. Çıkalım. Ama sanıyorum şurada olması gerekir. Bak ne yazıyor orada? Hoş geldiniz diyor Kozan'ımızda, Kozan Kalesi'ne, Medeniyetler Şehri'ne. Hadi gelin hanımlar. Aslanım, kızlar buradayım. Hoş geldiniz. Kozan'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım, bu ne şıklık böyle payetler falan. Tabii senin günün. Senin evet. Günün bugün. Çok memnun olduk bir tanem. Nereye geçelim? Buyurun aslanım böyle. Teşekkürler. Güzel size böyle buyurun. Hadi bakalım. Ay ay ay. Açıkçası çok zorlandık yani topuklularla oraya çıkmak, oralarda yürümek yani bence gerek yoktu bu kadar fazlasına açıkçası. Güzel bir şey yapmak istemiş. Pek şikayetlenmedim ama çok yoruldum. Demet'ciğim gelinlerimizle bir hafta birlikte olacaksın. Şimdi ben isimlerini öğrendim. Seninle de paylaşayım. Begüm.
Saadet. Saadet, Sibel. Ebru ve Sibel. Sibel. Memnun oldum. Memnun herhalde. Oldum. Hoş geldiniz. Tekrardan kuzanımıza. Hoş bulduk. Bana. Çok hoş güzel. Geldin. Peki. Birbirimizi de tanıdıysak, ne işle meşgulsün, çalışıyor musun, kaç yıllık evlisin? Aslanım 2 yıllık evliyim. Hı-hı. Çalışmıyorum, evdeyim. Ha. 28 günlük bir bebeğim var. Ona bakıyorum. 28 günlük bebeğiyle gelin evine katıldı. Valla iyi cesaret. Evet. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçiyor daha taze annesi? Vallahi zor güzel. Zor mu? Yani bir tık zor ama anlamlı, güzel yani. Kime benziyor, sana mı? Babasına. Babası ne iş yapıyor? Orman kesimi o. Orman? Orman kesimi yapıyorlar. Ha, kaç yaşında eşin? 27 yaşında aslında. Sen kaç yaşındasın? 24 yaşındayım ben de. Çok gençsin. Peki ne mezunusun? Yüksek öğretim mezunuyum, tıbbi görüntüleme. Aa, çok güzel. Ayrıca dışarıdan da sekreterlik okudum. Tebrik ederim. Aynen. Hem kariyer yaptım diyorsun, hem çeyiz yaptım, evlendim. Aynen. Bir de size katıldım. Değil evet. mi? Bravo. Maşallah. Başka bir şey var mı? Var tabii aslında. Ne var? Bir de evde butik pasta işi yapıyorum. Yok artık. Vallahi. Aa, nereden eğitim aldın? Yok, eğitim değil, kendimi geliştirdim. Tebrik sipariş ederim. Üzerine butik pasta işi yapıyorum. Evden şu anda yapıyorsun. Evet aslında. Ay, bugün masada göreceğiz o halde, iftar masamızda. Evet. Göreceğiz aslanım. Ya sürprizler mi var? Bayağı sürprizler tamam, var aslanım. Tamam tamam. Peki şahane. Şimdi bugünkü programımız nedir sen bize söyle lütfen. Sunumlarımızı burada değerlendireceğiz. Evet. Sonra bir yere gidecek miyiz, evimize mi gideceğiz? Sonra sizi bir yere daha götüreceğim. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Nereye gideceğiz? Portakal bahçesine aslanım. Ay çok güzel. Portakal bahçeniz mi var? Evet. Gelinlerimize ve size portakal toplatacağım aslanım. Ay şahane. Bayılırım. Evet. Yani dalından evet, bir meyveyi, sebzeyi koparmak. Çok şanslısınız burada. Peki o zaman bahçelere gireceksek şu topuklularla buraya kalelere çıktık. Bari varsa kızlar yanınızda bir spor ayakkabı, rahat bir şeyler, onları giyelim. Giyin aslanım. Ha, tedbirli olalım ona göre. Peki portakal bahçelerine gitmeden önce bu şık sunumu yorumlayalım. Nasıl bulduk Ebru'cuğum? Gayet güzel, uygun yani gold tercih etmiş, portakal lokumu kullanmış, gayet güzel buldum. Burada popüler galiba. Ha? Kozan. Evet aslan, buraya özel aynen. Zaten. Ay çok güzel, Kozan. Evet. Kozan'ın portakal lokumu mu meşhur? Evet. Wow, çok güzel. Sen nasıl buldun Sibel'cim? Ben de gayet beğendim, gayet güzel olmuş. Hediyeler için de ayrıyeten teşekkür ederim. Afiyet olsun, rica ederim. Teşekkürler. Evet, sen Saadet'ciğim? Ben de çok beğendim. Hediye için de teşekkür ederim. Sadece doğadayız, belki böyle daha ahşap sunumlar falan olabilir diye düşündüm ama bu da çok hoşuma gitti. Teşekkür şık, ederiz. Değil mi? Evet, çok şık. Doğru, teşekkürler. Olabilirdi. Olsun, bu da çok güzel. Teşekkür üzerine ederim. Üzerine göre mi tasarladın? Evet. Payetli şıkır şıkır dedim, böyle bir altın sunumlar, böyle uzun bardaklar falan. Doğadayız diye şıklığımdan ödüm vermek istemedim aslanım. Güzel cevap, vallahi güzel. Evet Begüm'cüğüm, sen aslanım nasılsın? Ben de çok beğendim. Hediye için ben de teşekkür ederim. Zaten şu anki manzarada kahve içmek manzarası çok, çok güzel. İnşallah evet. İftardan sonra İnşallah aslanım. Dinleyeceğiz. Tepsinin fiyatını öğrenelim mi? Altılı olarak almıştım. 350 TL'ye almıştım aslanım. Fincan. O hediye geldi. Peki bu? Onlar tanesi 30 lira. Aa, nereden çok, aldın 30 TL'yi? Çok uygun aslanım. Nereden aldın? İnternetten aldım. Ha, ben buranın bir çarşısı falan mı acaba Kozan'dan? Yok aslanım. Bardaklar? Onlar 120 TL altılı olarak. Ay şu lokumluğu da söyle bari. O 250 TL altılı. 6 tanesi 250. Evet. Vallahi bu portakala baka baka. Bak kokusu bile geldi gerçekten burnuma. Ay portakal bahçelerine gidelim. Diste sen hiç gittin mi? Maalesef hiç gitmedim. Benim için de bir ilk olacak. Çok heyecanlıyım doğrusu. Ay evet, ben de çok heyecanlıyım. Sadece portakal bahçesine götürmekle kalmayacağım. Size küçük bir sürprizim daha var. Sahi mi? Evet, portakal toplayacaksınız. Reçel mi hediye edeceğim bize böyle? Şimdi lokum orada reçel. Gidelim oraya görelim aslanım. Burada söylemeyeyim. Peki söylemeyeyim. Hadi gidiyoruz o zaman. Evet. Buyurun hanımlar. Kahve sunumunu Kozan'ın kalesinde yapması aslında hoş bir davranış. Biz orada karşılaması gibi. Yalnız ben o kadar gold detayını öyle bir doğanın içerisinde, ormanın içerisinde çok bir beğenemedim. Doğanın içindeydik. Ya bir bambu kullanabilirdi, bir tahta olabilirdi. Oksijen al, o tarihi mekanın tadını çıkar. Gitmiş bambu, ahşap tepsi istiyor, ona takılmış. Saçmalık. Demet gelin bizi portakal bahçelerine getirdi. Bakayım gelinlerim, bravo, spor ayakkabılar. Ben işte arabadaki botlarımı giydim. Sen
Ben getirmedim aslanım. Ay zor olacak mı ablacığım? Biraz ama Allah, yaparım, hallederim. Bir şey söyleyeyim, çıkart ayakkabıları böyle toprağa bas, bütün negatifin gitsin. Tamam, gidince bakalım o zaman. Bakarız. Yapamazsam çıkartırım. Nereden başlıyoruz? Portakal bahçesine girip portakalları toplayacağım. Tamam, ne taraftan başlıyoruz? Şuradan mı? Şuradan mı? Şuradan mı? Aslında istediğimiz yerden başlayabiliriz aslanım. Şöyle gidelim isterseniz. Olur. Ha? Şimdi bu portakaldan ne yapacağız biz? Çünkü biraz sert. Yemelik değil bu, belli. Evet aslanım, biz de marmelat yapacağız. Marmelat yapacağız. Evet. Şimdi bu bahçelerdeki mesela ağaçtaki portakalları görüyorum, mandalinaları, yerdekileri evet, görüyorum. Ne yapılıyor bu yerdekiler? Meyve suyu. Aa, evet. İsraf olmuyor. Çok güzel. Peki bunun portakalları hangi ayda toplamak lazım? Şu an doğru bir zaman mı? Evet, kış ayında tam zamanı diyebiliriz. Tam zamanı. Hı-hı. Bunlar böyle... C vitamini. Evet, bunlardan bol bol tüketmemiz lazım bizim ya. Kış ayında özellikle. Kış ayında özellikle gerçekten mandalina, portakal, o zaman toplamaya devam edelim ve evet, marmelat yapımına geçelim. Geçelim aslan. Burada mı yapacağız? Evet, burada yapacağız aslan. Aa, şurada bir köz ateş var. Evet yoksa aslan. Yoksa közde mi yapacağız? Evet, köz odun ateşinde. Odun ateşinde. Harika. Bence bu kadar yeter. Bence de yeter aslanım. Bence artık de yeter. Geçebiliriz. Hadi geçelim o zaman. Portakallarımızı topladık, geldik ateşimizde böyle bir güzel yanmış. Orada bakır kazan mı var? Evet aslanım, onu da yapacağız. Bakır kazan da yapacağız. Evet. Ay çok güzel, peki bunlar ne? Bunlar portakal, ben akşamdan hazırladım, doğradım. Doğradın, evet, bunu geceden hazırlamış gelinimiz. Evet, hazırlayıp üzerine doğradım. Üzerine şeker dökeceksin, kazana aktaracağız. Evet. Ve kaynayacak. Odun ateşine koyacağız. Evet aslında. Şimdi bunları nasıl açtın, nasıl yaptın? Lütfen bize göster bir tane. Bir tane seçin sayayım aslanım. Tamam, bir tane. Bu olur. Aa, ne güzel soyuyor. Biliyor musunuz siz bunu? Evet, evet aslanım. Evet, bravo. Elma gibi soyuyorsunuz. Evet aslanım. Aa, böyle kapılarda da asıyorlarmış bunları. Niye asıyorsunuz? Aslanım bunu kurutup ilaç sektöründe falan kullanılıyor diye biliyorum. Vay. Evet aslanım, bunu kurutuyoruz, asıyoruz. Böyle koyalım. Evet. Bir şey söyleyeyim, portakalın hiçbir tarafı atılmıyor. Her şeyinden bir şeyler elde ediliyor. Evet, evet aslanım. Çok güzel. Ay çok güzel, birkaç tane daha yapalım. Dur ben de yapmaya çalışayım. Deneyin hatta aslanım. Şu bıçağı şöyle koy, bizde elden ele alınmaz, sizde de öyle midir? Evet. Yok öyle bakayım. Bir şey. Ya. Ben bilmiyorum. Kavga edersiniz derler. Ay öyle olmasın. Bakayım. Aa, nasıl yapabiliyor muyum kızlar? Evet, evet aslanım. Şu beyaz tarafları acı değil mi? Yok öyle acılığı yok aslanım. Sadece kabuğunda biraz acılık var. Değil mi? Kabuğunu bırakmamaya çalışıyorum. Kabuğu bravo, yani turuncu yerler. Evet. Şimdi bunu bu şekilde. Evet. Hatta şöyle. Dörde ayırıyoruz. Böyle de olur. Çekirdekler? Çekirdekleri çıkarıyoruz olabildiğince. Şöyle alalım hemen. Tamam. Bunu da böyle. Evet aslanım. Evet. Elinize sağlık. Ay teşekkür ederim. Elinize sağlık. Böyle kokusu bile muhteşem ya. Aldınız mı kokusu? Evet, evet aslanım. Çok güzel. Portakaldan açıldı kısmetimiz. Hadi bakalım. Şimdi göster istersen nasıl yaptığını. Tamam. Burada daha önce yaptığı bir kavanoz var. Evet. Gelinimizde. Çünkü 3-4 saat falan kaynaması gerekiyor odun tamam, ateşinde. Ben size önceden hazır ettim. Çok iyi ettin. Bekletilmiyor mu bu? Yok hayır, reçel gibi bekletilmiyor aslında. Karıştıracak mıyız peki? Aynen, karıştıracağız biraz. Aslında elimizle de karıştırabiliriz değil evet, normalde. Aha. Gel yardım et bana. Şöyle biz de tutalım. Böyle deviriyoruz değil mi? Evet aslında. Haydi bismillah. Değerli
değerli izleyenler, kazanda portakal marmelatı yapıyoruz. Hem de odun ateşinde. Daha ne yapalım? Bu böyle kaynayacak. 3-4 saat falan. 3-4 saat. Aynen. Bunu bu şekilde kaynatacağız. Sonra sıcak İyice sıcak. Kaynadıktan sonra sıcak sıcak bu kavanozlarımıza aktaracağız. Evet Aslan. Kapakları da tak kapatacağız, evet. Vakumlanacak. Sonra istediğimiz zaman. Tüketebiliriz, evet. Hazır mı yani? Evet evet, bunun beklememize gerek yok. Ya çok güzel, siz de yapıyor musunuz böyle? Ya ben daha önce hiç yapmadım. Ben de yapmadım. Çilek reçeli yaptık ama annemle. Evet. Portakalı yapmadık. Portakal hiç. Marmelat şeklinde yapmadık. Reçel? Ama anneannem küp küp doğrayıp böyle kabuklarıyla reçel yapmıştı. Rulo mu yapıyordu? O turunçta. Turunçta. Anneannem portakalla limonu böyle küp küp doğrayıp onu reçel usulü yapıyor, evet. Ben de onu bilmiyordum. Evet, reçeli. Marmelatı yok. Vallahi. Turunç reçelini biliyorum ama... Portakalı bilmiyorum. O ellerine sağlık. Şimdi o güzel bir kaynasın. Evet, yarına kavanozlarız onları. Olur Aslan. Görürüz belki yarına. Getirirsin belki bize yapıp. Getiririm Aslan. Neden olmasın. Kızlara da bana da. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Buradan evimize geçelim mi artık? Geçelim Aslan. Geçelim. Çok merak ediyorum evini. Evet, artık eve geçelim, geçelim yani. Geçelim. Evet değerli izleyenler, haftanın ilk gününde Adana Kozan'dayız. Ve gelinimizin evine şimdi geçiyoruz. Bakalım gelinimizin evi nasılmış? Bakalım Aslan. Hadi buyurun. Demet'ciğim, kendinden neden hiçbir şey katmadın? Ama biraz o da güzelse sanki bunda mimarinin etkisi var diye düşünüyorum. Evin dekorasyonu zaten mimardan kalan bir şey. Ancak çok ciddi bir şekilde aksesuar eksikliği var. O halıyı bu odaya hiç yakıştıramadım. Banyolarda kullanılan aksesuarlar benzettim. Hani bir saçma geldi böyle bakınca, gold, bambu kullanmışsın da. Halın çok karmaşık, çok göz yoruyor. Buna halı değil de kilim tarzına benziyor. Herhangi bir yaratıcılık görmüyorum. Adana'ya özel bir çeyiz olarak çok bir göremedim. Ne yaptınız hayatım siz böyle? Adana'ya geldiğiniz belli olsun Aslan Hanım. Ay, gerçekten saymaktan yoruldum. Evinizin salonunda kaç ampul var? 10-15 geniş bir aralık malı. Yok, geniş bir aralık. Az sonra. Portakal bahçelerinden çıkıp soluğu Demet Gelin'in evinde alıyoruz. Hazırsanız turumuz başlasın. Demet Gelin'in klasik dizaynıyla göz kamaştıran ağır başlı salonu, modern dekorasyonuyla ışıldayan geniş mutfağı ve sıcacık havasıyla içimizi ısıtan ahşap dokunuşların hakimiyetindeki yatak odası. Canım benim, çok keyifli bir karşılamaydı. Bahçeye bayıldık. Vallahi toprağa basmayı özlemişiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Rica ederim Aslan Hanım. Evime de hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Oh, içimiz açıldı burada da. Şöyle sana hediyeni takdim edeyim. Bakalım beğenecek misin? Teşekkür ederim ince düşünceniz için. Ne demek, rica ederiz canım benim. Zevkinize bayıldım Aslan Hanım. Çok iyiymiş. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullan. Genelde gelinlerimiz bu tonları çok seviyor. Evet abi. Ben en sevdiğim şey benim böyle nevresim. Ferahlı. İşte yemek takımı, kahve fincanı. Böyle genelde hoşumuza giden ve çok sık kullandığımız şeyleri. Çeşit takmayı seviyoruz. Size de bunları ben ne bileyim almak istedim. Teşekkür ediyorum. Kullandıkça sizi hatırlarım artık. Rica ederim. Rica ederim. Şöyle de koyayım. Bunu hemen alalım. Şöyle uzatalım dış sese. Şimdi ben ne yapardım normalde? Cam fanusumu rica ederdim değil mi? Etmiyorum çünkü bugün o bahçelere girdim çıktım, mandalinaları, portakalı, işte limonu falan görünce aklımda bir oyun belirdi. Onu daha sonra öğreneceksiniz. Haftanın ödüllü oyunu tam da sizin için kolay olabileceğini düşündüm. Keyifli bir oyun olacak. Hem de vitaminli. Hadi bakalım inşallah. Tamam, salonum çok merak ediyorum ilk gün. Hadi bakalım. Evet, şimdi o halde salon yorumuna geçelim mi? Evet. İzleyicilerimiz de bence artık sabırsızlanıyordur. Salon yorumundayız. Evet, işte karşınızda Demet Gelin'in hem heybetli hem de şatafatlı salonu.
Işıltılı bir krem rengi kumaşla kaplı koltuk takımı, gold ayaklarıyla da dekorasyon dünyasına hızlı bir giriş yapmışa benziyor. Gold ve green'in kombinlendiği duvar dekoru da şık apliklerle süslenerek iddialı bir havaya bürünmüş. Gri perdeleriyle salonunda bir hareketlilik sağlayan Demet Gelin, halısında da yine altın aşkından vazgeçememiş. Orijinal aydınlatmalarla kaplı bu şık salon için bakalım gelinlerimizin yorumları ne olacak? Begüm'cüm, senden başlayalım. Tabii. Nasıl buldun Demet'in evini? Demet Hanım'ın evi çok aydınlık, güzel. Yalnız ben hiç aksesuar göremedim. Bir tablo olabilirdi, resim olabilirdi ya da renk katmak amaçlı birkaç aksesuar olabilirdi. Sehpamın üzerinde aksesuarlarım var. Saatim var duvarda, televizyonun önünde, konsolumun üzerinde var aksesuarlarım. Bence gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir bakınca konsolu, yemek masası, koltukları aksesuarlı. Evet. Bak şimdi bak, aksesuarı içinde bunların. Görüyor musun? Aynen, evet, daha ne katabilirim? Kulplarda epey aksesuarlı hatta. Bence de daha ne katıp da karıştırmak istemedim daha doğrusu. Hatta şu duvarında da aksesuar. Evet, kendim. Öyle de aslanım, benim gözüm sehpanın üzerinde. Duvarda böyle daha farklı, daha renk katacak, daha heyecan katacak. Heyecan katacak. Tabii. Ne yani çok ya? Fresh, çok sade. Mesela buraya ne heyecan katardı? Yani ben çok şık ediyorum. Bir tablo olabilirdi. Çok böyle golda yakışır olan çok şık biblolar var. Sehpanın üzerine onlardan görmek isterdim. Heyecanlı beyazlar, biblolar. Beyazlar biraz... Heyecanlı biblolar. Evet, benim olabilir. Bu sefer gold diyecektiniz. Sehpanın üzerinde bir açıklık istedim. Yoksa detaylarda hep goldum var zaten. Saatim de gold. Televizyon. Çizgiler var. Aynen. Şeritler. Aslında ben bir şey sorabilir miyim? Evet de. Buradaki gri ve işte gold detayları siz mi düşündünüz? Ev böyle miydi? Ev bir böyleydi. De şu yukarıda. Yok canım. Gerçekten mi? Evet evet, ev böyleydi. Bunlar var mıydı eve taşındığınızda? Bu arada ev kira mı, sizin mi? Bizim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu binadaki bütün daireler, hı hı, bu şekilde mi dekorlu? Evet, evet Aslan. Hepsi aynı böyle. Ya ben yani bu İstanbul'da yok da. Yani sizin de mimari yapıdan daha böyle şeyli oluyor. Neyle oluyor? Hani elverişli mi desem, daha özenli mi desem bilemedim. Daha mı çok seviyorlar ışıltıyı, yani dekoru, evet, hareketliliği acaba? Yani çıtalar da mı vardı? Evet Aslan. Hadi canım. Vallahi vardı. Oo. Biz işte eşyalarımızı koymuş olduk. Peki Demet'ciğim, kendinden neden hiçbir şey katmadın? Ben de onu söyleyecektim. Yani katmadın diyorsunuz da, başta zaten mobilyalarımı ben seçtim, kendi zevkim. Evet. Aksesuarım var, saatim var. Yani daha fazla ne katabilirim saati bu var kadar şeyin üzerine? Karmaşıklık sevmiyorum. Bence bu kadar da yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani. Ebru, sen ne diyorsun? Yani ben genel olarak salonun havasını beğendim. Şey olarak uyumlu buldum. Sadece biraz salon halısı hakkında yorum yapmak istiyorum. Tabii. Hani perdene bir tık uydurabilir, daha gri bir tonlarda seçseydin. Hı-hı. Hani bir tık daha oradan onu birlikte yakalamış olurdun. Kullanım açısından da şu an benim de 3,5 yaşında bir oğlum olduğu için gerçekten kullanımının zor olduğunu düşünüyorum. Açık renk olduğu için. Gri de katarsam mobilyalarıma uymayacağını düşünüyorum. İçerinin havası değişmesi için... Fonu koyu renk tuttum. O yeterli olduğunu düşündüm. Aa, hanımlar fark ettiniz mi? Fonun ortasında geçen deseni, kanepenin kollarındaki, evet, desenle neredeyse birebir aynı. Evet, evet. Uyum orada, evet, çok güzel olmuş. Değil zaten. Değil mi? Ne kadar bu kanepe takımı? Bu 35 bin, yemek takımı 25 binde. 35 bin içinde orta sehpa dahil, evet, mi? Evet evet, zigon, orta sehpa. 2 yıl önce mi aldın? Evet, 2 yıl önce. Nasıl, fiyat iyi bence? Yani, fiyatı gayet iyi. Değil mi? Aynen. Saatinin fiyatı nedir? 880 TL'ye almıştım. 880 TL. Evet. Avize? Avizelerim, abliklerim, bu üzerimizdeki avizeler, evet, lambalar, avizem toplam 5500 TL'ydi. Hmm. Ya şurası da ne kadar değişik dekor yapılmış değil mi? Evet, evet Aslanım. Sanki... Burası daha önce balkon olarak tasarlanmış şu bölüm. Yanılıyor muyum? Biz evet de evet Aslanım. Vazgeçmişler, salon büyüsün, balkonu içeri alalım demişler. Evet. Balkonu içeri almışlar gibi. Yok Aslanım, bu şey dizaynı böyle, balkonum yoksa kocaman var. Hadi canım. Evet şurada. Bizde normalde balkonu içeri alınca böyle şeyler yapılıyor. Farklı olmuş. Aslında evet, Aslanım buraya yemek masasını da koyabilirdi. Hani yemek odası bölümü gibi, evet, farklı ve güzel, aynen, bir hava. Doğru olabilirdi ama yemek masası genelde kapı girişine yakın olur ya, mutfağa yakın. Evet. Mutfağı değil mi? Bir de yemek masamının aynalarını görmek istedim masamın arka tarafında. O yüzden duvar. Burası cam çok olduğu mantıklı için. Ve pencerelerin Fransız mı?
komple mi yani? Evet, komple evet yerden aslanım. Yukarı. Boydan. Burada balkon yok değil mi? Yok burada? Aslanım. Şu tarafta mı var evet, balkon? Evet, şurada balkon aslanım. Tamam, peki. Evet hanımlar, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben bir şey ekleyebilir miyim? Evet, tabii. Ben oturumda konsolun ve televizyonun yerini pek uygun bulmadım. Yani koltuklarım biraz daha dışarısında kalıyor gibi geldi. Televizyon izlerken zorlaşır diye düşünüyorum. Bir de odanın evet genel olarak ferah güzel bir oda ama biraz oda güzelse sanki bunda mimarinin etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü ne buradakilere ne buradakine Demet Hanım'ın bir dokunuşu yok. Sadece mobilyayı seçmiş. Koltuklarını beğendim ama orta sehpada ben takım sevmiyorum. Keşke orta sehpada kendi seçtiğim farklı bir şeyi görseydik. Ve halıyı bu odaya hiç yakıştıramadım. Halıyı çok saray tipi buldum. Buraya daha şık ve modern bir halı giderdi diye düşünüyorum. Evet ben de öyle düşünüyorum. Hani biraz önce yorum yaptığımda aslında halının kremliğinden değil de şuradaki detayların gri olmasını görmek istedim. Hani biraz daha modern olabilirdi. Deseni mi klasik şekilde. Yani? Evet doğru, biraz daha klasik geldi. Doğru söylüyorsunuz ama sırf fonlarıma uydurmak için gri seçersem çok abez dururdu buradaki şeylerden, goldlardan dolayı. Keşke bu o grileri aksesuarda da dengeleyebilirdim. Ben böyle açık renk odalarda aksesuarlarla biraz koyu rengi patlatmayı yani öyle doğru ben buluyorum. Ben patlatmayı hiç sevmiyorum. Sade, böyle şık olması benim için yeterli. Aksesuarlarla da o farklılığı verdiğimi düşünüyorum yeterince. Bundan öteye de zevkim geçmez yani. Bu arada bu göbekli halı oluyor değil mi? Ortada evet, göbek var. Evet. Evet, göbekli halıyı daha çok klasik mobilyalarda, daha ağır mobilyalarda seviyor. Bunun herkes. Göbeği farklı bir renk olmadığı için ben burada abez durmadı diye düşünmüştüm. Hani kenarındaki o sarılıkta. Rahatsız etmiyor dedi. Rahatsız evet. etmiyor aslında. Bir şey mi diyecektin Saadetciğim? Şu orta sehpadaki aksesuarı pek bu odaya uyduramadım. Daha böyle banyolarda kullanılan aksesuarlar benzettim. Hmm. Onu söyleyecektim. Evet, bohem tarzı. Boheme yakışıyor. Burasını nasıl nitelendiriyorsun? Hani modern, luxury gibi mi? Modern şık, biraz çok, luxury. Aynen aslanım. Değil mi? Modern. Benim aslında bahsetmek istediğim buydu aslanım. Mobilya güzel olabilir. Evin dekorasyonu zaten mimardan kalan bir şey. Ancak çok ciddi bir şekilde aksesuar eksikliği var. Saati örnek gösterdi. Saat her evde bulunan aksesuarlardan daha farklı, daha dikkat çekici, salon olduğu için daha böyle patlatacak şekilde aksesuar kullanabilirdim. Begüm'cüm aksesuar yok diyorsunuz, sadece saat diyorsunuz ama masamın üzerinde aksesuarım var. Konsolumun üzerinde aksesuarım var. Zigonumun üzerinde gelin çiçeğim var. Doğru bulmadınız ya da beğenmediniz ama sehpamın üzerinde aksesuarım var. Daha ne kadar aksesuar kullanabilirim? Bence aynı özlemi keşke kablolarına da gösterseydin. O kadar çok sırıtıyor ki. Yani keşke bir kablasaydın ya da ne bileyim bir şeylerle dolasaydın. Hani çok göze batıyor. Bu kadar şık güzel bir salonda. Yani göz sen şık yoran, buldun salonu. Ben şık buldum ama kablolar çok göz yoruyor. Keşke yani Sibel'cim onu da şöyle açıklayayım. Dün televizyonum servise gitti. Normalde bu boyut televizyon değildi buradaki. Nasıl onu daha büyüktü. Kablo arkasında kalıyordu aslanım. Evet. Ben o yüzden o servise gidince bura boş kalmaması için yan taraftan getirmek zorunda kaldım. Yan odanın televizyonu. Evet yan odanın getirdim. Televizyonunu. O yüzden kablolar gözüktü. Dün akşam hatta monte ettik. Ay canım aksilik. Benim ya. Yoksa daha büyüktü, kablo arkasında kalıyordu Sibel'cim. Bir de gelin çiçeğini bence çeyize koysan daha iyi olurdu. Öyle onu düşünüyorum. Onu da zigonun üzerinde Ya da bir vazoyla vazo koyup hani içine koysaydın daha hoş. En azından güzel aksesuar şey. Olarak çeşitlendirdin. Evet. Yoksa ya, odanın çok renkleriyle güzelmiş. De uyumlu. Aynen o yüzden zaten hani krem tonları odam da bu şekilde olduğu için burada dekore etmek istedim. Hani gelin çiçeği anlamlı sonuçta. O yüzden. Halının fiyatı nedir hayatım? 7000 TL aslanım. 7000 TL. Biraz pahalı. Perdeler? Perdeler fonla birlikte 7500 olması lazımdı aslanım. 7500 TL. Fonlarla böyle. Evet. Sadece bu oda mı? Evet 7500. Sadece bu oda. Hı-hı. Fonlar dahil. Yine pahalı. Burada ev fiyatları ne kadar hayatım? Mesela ben geldim bu binadan daire, bir daire alacağım. Şu an bu daireler 3 milyon 4 milyon diyorlar aslanım. Evet evet bir tanem güle güle otur. Kaç metrekare burası? 140 metre. 140 metrekare. Güzel ferah bir daire. Evet, şimdi ben sizi buradan gelinimizi mutfağına göndermek istiyorum. Bir bakın bakalım gelinimizi mutfağa nasılmış. Bakalım bakalım. Gelinler mutfağa geçiyorlar. Buyurun. Beni salonda rahatsız eden şeyler perdeleri oldu. Halının desenleri yine aynı şekilde. Yani özensiz bulduğum şeylerde kabloları hiç dikkate almamayışıydı. Sonuçta bir kere katıldığı bir yarışma dikkate alıp özenebilirdi. Salona girdim. Baktığımda çok ferah gözüküyordu ama herhangi bir yaratıcılık göremedim.
Renk uyumları güzeldi. Onları beğendim. Kendinden bir şeyler katmasını isterdim. Daha farklı dekorasyon kullanmasını isterdim. Genel olarak ama ferah buldum. Gelinler çıktıysa ben konuşabilirim şimdi daha rahat. O kadar mimar duvarlarda, tavanda, işte çıtalamalar vesaireler, spotlar, o kadar fazla dekor yapmış ki yani bence koyduğu ufak tefek saat vesaire aksesuarları bence çok yerinde. Sadece evet şu küçük aksesuarlar için banyo veya bohem bir salon katılıyorum. Ama çok daha aksesuar gelse yok, nefes alamazsınız burada. Çünkü zaten duvarlarda yeterince gerekeni yapmış mimar. O gold bantlar vesaireler, şurada yaptığı çıtalamalar. Bence gri olduğu için gri de fon seçmiş gelinimiz. Bakalım mutfağı nasıl eleştirecek gelinler. Açık, ferah bir mutfak ama detaylara inince çok karmaşık. Renk uyumlarında gerçekten sıkıntı var. Kesinlikle beğenmedim. Yeni gelin evi için hoş bir görüntü değil. Bizlerin geleceğinizi biliyorsunuz. Yatak örtüsünü hiç beğenmedim. Salondan çıkmışız, tekrar yeni bir salona giriyormuşuz gibi takım olarak gördüm. Ferah bir hava istiyorum diyorsun ama her yerde bir ışık var. Dolabınızın yangın merdiveni için ayrılan bölümde olması hiç mantıklı değil. Çok fazla bir el emeği göremedim. Adana gelini olarak çeyizin bana göre yeterli değil. Çok çeşit fazla. Biraz az değil mi? Az. Gold ve gümüş ne alaka? Bu kadar çeşidin arasında ona takıldığınız için de ayrı bir şaşkınım doğrusu. Ramazan günü bunları hazırladın, yaptın. Ve 28 günlük bebeğimle, bunu da belirtmek isterim. Kesinlikle. Az sonra. Evet, işte karşınızda Demet Gelin'in geniş mi geniş mutfağı. Bembeyaz mutfağında da salonda olduğu gibi gold aksesuarlar kullanan gelinimiz modern dekorasyonun bütün gerekliliklerini yerine getirmiş gibi görünüyor. Kızlar Mutfağı'na hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk olarak ben girmek istiyorum. Mutfağın gayet beyaz, güzel, ferah ama detaylara indiğimizde birkaç detay görüyorum. Siyah kullanmışsın, işte perdede böyle gümüşlük simli detay kullanmışsın ama baharatlıkların gold. Ondan sonra birkaç siyah gold şeyleri var. Kuplarla fazla uyumlu bulamadım. Bir de ufak olarak tezgahını eleştirmek istiyorum. Siyah olarak olduğu için kireçlenme çok yapıyor. Bu da kötü bir görüntüye sebep evet, veriyor. Evet, kullanım olarak zor ama yani benim seçme şansım yoktu. Böyleydi, böyle. Teşekkür ederim. Onun haricinde evet goldlar falan, kulplar, siyahlarla uydurdum. Goldları da bir iki yerde kullandım. Genel anlamda ferah kullanmaya çalıştım. Onlar da küçük renk katsın istedim. Aynen, ufak detaylarda aynen. Biraz uyumsuzluk gördüm sadece. Ebru'ya perde ve gold uyumları hakkında katılıyorum. Hı-hı. Ama onun dışında ben halıyı uyduramadım. Çünkü böyle eskitme kulplar, gold detaylar güzel olmuş. Halıyı çok spor buldum buraya, İskandinav tarzda. Halıyı beğenmedim. Bir de böyle siyah grubun var, olabilir. Farklı renkler kullanır da tek bir yerde toplasaydık bence daha güzel olurdu. Ama bu sefer de diğer taraflar çok boş kalırdı. Hepsi bir yerde. Bence tezgah boş daha güzel. Mesela ben baharatlı tezgah üstüne de sevmiyorum. Hadi baharatlık tek başına burada dursa güzel olabilirdi. Anladım. O şekilde. Halıya gelirsem de halı ferah duruyor. Bir hani mutfağıma girince böyle bir renk olsun istedim. Farklı nasıl bir halı seçebilirdim bilmiyorum. Daha düz olabilir. Ama benim seçeneğim şeyim olarak. Ben mutfağını gayet beğendim. Açık, ferah bir mutfak. Hı-hı. Ama detaylara inince çok karmaşık. Halın çok karmaşık, çok göz yoruyor. Yani mutfak için değil gibi. Yani karmaşık olarak ne diyorsunuz? Girince direkt ferah bir mutfak, tertemiz gözüküyor şey anlamda. Evet, bakıldığı... Göz yormuyor bence. O kadar da desenli bir halı değil şey olarak. Evet, bakıldığı zaman gayet ferah ama aynen. Detaylara bakıldığı zaman baharatlığın gold ve bambu kullanmışsın. Yani bir saçmalık göz yoruyor. Halısı asla bir mutfak halısı değil zaten. Onun haricinde bambu, gold, siyah kullandığı ev aletleri çok karışık buldum. Yani detaylara bakıldığı zaman sadece bir göz yorma var. Onun haricinde ferah bir mutfağın var. Bence mutfağın geneline baktığında o detaylara takılmamak
yani önemli değil. Takılmayabiliriz. Demet Hanım, ben de yorumlamak istiyorum. İlk mutfağınıza girdiğimizde evet güzel, beyaz, ferah. Ancak renk uyumlarında gerçekten sıkıntı var. Siyah kullanmışsın, gold kullanmışsın, ahşap kullanmışsın. Bunlar gerçekten baktığın zaman yeni gelin evine çok ben bir yakıştıramadım. Onun dışında beni çok rahatsız eden halın... Buna halı değil de kilim tarzına benziyor. Mutfak için gerçekten uyumlu değil. Hani bunu bir balkon terasta ya da salonda kullanabilirsin ama mutfak için ben kesinlikle beğenmedim. Bence salon için olmaz, balkon için de farklı düşer. Hani kış balkonu tarzı olsa bu olmaz bence. Daha böyle bohem tarzı halıları ben balkonda uygun buluyorum. Bu bence direkt mutfak halısı yani. Şey ya benim yapmayın. Fikrimce biraz kilimi andırdı. Ben mutfağına yakıştıramadım. Eşyalarıma gelirsek de önce aldım. Evet. Gayet de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda siyah detaylar kullanmış gibi oluyor. Evet. Küçük küçük de bambuk, gold var. Onlar da idare edilebilir bence. Peki bu bana göre kilim, sana göre halı olanın fiyatını öğrenebilir miyim? 7000 TL'ye almıştık bunu. Bayağı bir yüksek. Evet, bayağı yani bayağı. Kilim aslında olarak tane, yüksek bir fiyat. Aynısından iki tane aldım, o yüzden böyle bir 7000 ödedik. İki adetine 7000 TL ödedim. Aynen, uyguna denk geliyor. O zaman 3500'e denk gelmiş oluyor. Yine bir tık pahalı ama... Aynen. Pahalı. Mutfağın kafası karışıktı. Görsel olarak ferah, hoş ama halı çok alakasız. Belki konumlandırsa, küçük aletleri bir yerde olsa, goldlar bir yerde olsa güzel olabilirdi. Çünkü ferah mutfak severiz. Demet Hanım, bunun temizliğini nasıl yapıyorsunuz? Kilim tarzında ya, yani bir yemek yaparken bir leke falan olduğunda hemen kolayca silinmez. Yok, aslında hemen temizlik malzemesiyle şey yapabiliyorum, çıkarabiliyorum. Süpürmesi de kolay. Yani öyle zorlanmıyorum şey olduğu için. Dokusu. Peki beyaz eşyalarınız ne kadar aldınız? Beyaz eşyam, buzdolabım 22.000 TL'ydi. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesini 10.000 TL'ye almıştık. Ankastre setim de 14.000'di. Gayet uygun. Ankastre setin mikrodalgası yok muydu? Yok, hayır, onu ayrı aldım. Hı. Hatta hediye geldi diyelim, görümcem hediyette. Kendi takımı olsa daha güzel olabilirmiş. Yok, onu ayrı almıştım. Perde hakkında da biraz yorum yapmak istiyorum. Mutfağın zaten beyaz, perden beyaz. Biraz renk katabilirdin aslında. Bu senin için de iyi olurdu. Aynen, doğru söylüyorsun ama benim amacım mutfakta çalışırken ferah bir mutfak olsundu. Evet. Sadece tezgah üstümde bir şeyler olsun. Çok kalabalığı sevmiyorum. Tezgah üstümdekiler bile böyle aslında kalabalık geliyor ama yine de bomboş kalsın istemedim. O yüzden koydum. Ferah bir görüntü için, hatta mesela bazıları gri renkli beyaz eşya falan kullanıyor. Ben özellikle buna dikkat ettim. Hani dolabımı bozmasın diye beyaz seçtim. Peki Demet Hanım, bunun aynı fiyatı ne kadar? 2500 almıştık. Sadece bu mu? Sadece soru olarak. Pahalı yine. Biraz pahalı. Demet'ciğim, ben de şöyle yere halıya bakarken, halıyı yorumlarken arkadaşlarım şuradaki ufak bir detay dikkatimi çekti. Hmm. Burada böyle bir bant yapıştırmışsın. Yani o kötü bir görüntüye sebep olmuş. Onu şöyle açıklayayım. Dün hazırlık yaparken ucu kalktı. Size zarar vermemesi için de o an yapıştırıcı bulamadık. Onu bantlamak durumunda kaldık. Demet Hanım, bantlamışsınız ama yeni gelin evi için hoş bir görüntü değil. Bizlerin geleceğinizi biliyorsunuz. Yani açık kalsaydı daha iyiydi. Bantlamak çok orayı basitleştirmiş, hoş olmamış. Biliyorum, orayı eleştireceğinizi düşündüm ama size zarar gelmektense bantlı kalsa daha iyi olur diye silikon düşündüm. Silikon olabilirdi belki, silikon falan. Bulamadık. Dün gece çünkü. Evet. Öyle bir aksilik yaşadık. Mis gibi mutfağıma yerdeki banta takıldılar. Ben onu onlar için yaptım aslında. Onu oraya koymayıp da eleştiri almaya da bilirdim. Ama onlara zarar gelmesin diye bantlamıştım, ona da takıldılar. Gerçekten olmaması gereken bir şeydi. Sonuçta yani özel bir misafiri geliyor. Ayağımızı da düşünse, bize önem de verse yine de bant kullanmaması gerekiyordu. Orası da nazar boncuğumuz olsun artık. Peki. Kızlar. Evet, dış ses. Yorumlarınız bitti mi? Evet, bitti. O zaman haftanın oyununa geçelim mi? Geçelim. Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu ince ince narenciye var. Görmüş olduğunuz gibi narenciyeler, greyfurt, limon, portakal. Biraz önce bunun bahçesinden geldik, sen biliyorsun Demet'ciğim. Çok keyif aldık hepimiz. Şimdi anlatacağım oyunumuzun kuralını. Ama onun öncesinde bu oyunumuzu kazanan gelinimiz bizden, görmüş olduğunuz altın kolyeyi kazanıyor. Umarım bunu kazanırım Aslanım. Hadi bakalım, inşallah. Beğendin yani kolyemizi? Beğendim Aslanım, çok. Ne güzel, çok sevindim. Şimdi bu kolyeyi sizler için nasıl seçtik?
Gelin onu izleyelim birlikte. Hoş geldin Dış Ses. Hoş bulduk. Bu hafta hangi kolyeyi seçeceğinize karar verebildiniz mi? Valla bu hafta hiç böyle kararsız kalmadım. Oo, çok güzel görünüyor. Ataç detaylarıyla süslenmiş kuzey yıldızlı bir kolye seçmişsiniz gelinlerimiz için. Şimdiden kazanan gelinimize hayırlı uğurlu olsun diyorum Müge Hanımcığım. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere Dış Ses. Hoşçakal. Evet, şimdi kurallarımızı anlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi greyfurt, limon ve portakalımız var. Bunu ortadan ikiye bölüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki tartımız var. Böldüğümüz, örneğin limonumuzun yarısını bir tartıya, yarısını diğer tartıya koyuyoruz. Bir gramaj verecek. Arada en az farkı, en az gram farkı yakalayan gelin bizden ödülü kazanacak. Yani çok eşit miktarda bölmeliyiz ki aradaki fark dengelensin. Hatta aradaki fark olmasın. Hazır mıyız? Bu kadar basit, zaman yok, bir şey yok. Hazırım aslanım. Bakalım arada nasıl farklar oluşacak? Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım aslanım. Hadi bakalım başla. Ölçtün mü? Ne yaptın? Yok aslanım, şu an göz kararı kesiyorum umarım. Hadi bakalım. Ay sanki sağdaki biraz daha fazla çıkacak. Aynen. Evet. Evet, biraz daha büyük oldu. Çok eşit olmadı gibi. Aslan evet. Şuradan biraz parça alabiliyor muyum? Kural gereği biliyorsunuz, öyle alamıyorsunuz. Bıçak değiyor, olay bitiyor. Güzel ölçtü, biçti sanki. Evet, bu daha eşit oldu. Evet. Önce kesmeyi tercih ettin ha? Bence aslında biraz hızlı ilerlemiyor mu arkadaşımız? Ya kendisi sanki bilir. Bir eline alsa şöyle bir baksa. Böyle değil mi? Daha tam iyi bir karar verebilir bursa. Sanki. Bak bak aldı eline, sen öyle söyleyince. Bakıyor bir sor, nasılsın portakal? Hangi tarafını kessem daha fazla? Ne taraf ha? Daha eşit? Ne taraf daha eşit olurdu? Aslanım şuradan kesiyorum. Yani illa böyle kesmene gerek yok. Mesela şöyle de kesebilirsin, bilgin olsun. İstersen böyle kes, ister böyle kes, verebine kes, zikzak kes, hiç fark etmez bizim için. Aslan ben şöyle keseyim yine de. Tamam. Umarım doğrudur. Hadi bakalım. Şöyle koyayım. Hadi o zaman tartalım mı? Başlıyorum. Hadi bakalım. Biri 173 soldaki, bir diğeri 152. Oo. Oo. Arada bayağı fark var aslanım. Evet. Yani bak bu kadar fark değil mi? Evet. Şimdi limonlarını koy. Limon daha az olur gibi ama. Diyorsun. Aynen. Evet. Koyayım. Eşite yakın. Tamam. Hmm. Wow. Eşit mi aslanım? Sence? Çok yakın. Bir belki iki şey oynamış. Söyleyeyim mi? Hazır mısınız? Söyleyin evet. Aslanım. Sağdaki 81, soldaki 87. Evet çok yakın. Çok yakın. Ama... Yani yakın sayılır. Greyfurt'a göre. Portakal. Evet bakalım portakal nasıl? Orada kal. Portakal orada kal diyeceğiz. Atma. Sağdaki portakal 91, soldaki 100 gram. Bayağı fark var. Bayağı. Aslanım. Greyfurt'a göre iyi yine de. Değil mi? Evet Dış Ses. İlk tarttığımız greyfurt. Aralarındaki fark. Biri 173, diğeri 152 gramdı aslanım. Aradaki fark 21 gram. 21 gram. Limonumuz? Biri 81, diğeri 87 gramdı. Aradaki fark 6 gram. 6 gram. Portakalımız? Biri 91, diğeri 100 gramdı. Aradaki fark 9 gram. Totalde? 36 gram fark var. Evet, ortadan ikiye böldüğümüz narenciyelerin toplamda aralarındaki fark 36 gram. Bakalım diğer bakalım gelinler. Biz ne yapacağız? Bakalım diğer gelinler kaç gram yapacak? En az farkı yaratan gelin bizden altın kolyeyi kazanacak. Enteresan, keyifli bir oyun değerli izleyenler. Ben çok merak ediyorum. Yarın Sibel'in evinde bakalım neler olacak. Bakalım. Şimdi buradan bence yatak odasına geçelim. Geçelim. Gelinlerimi göndereyim yatak odasına. Bir yorumlayın.
Ben de şuraları toparlayayım. Sonra buluşuruz kızlar. Tamam. Hadi buyurun. Haftanın oyunda çok heyecanlandı. Bayağı panik oldu. Bilmiyorum biz ne yapacağız ama çok zora benzemiyor. Haftanın oyunu kolay gibi gözükse de hiç kolay değilmiş. Yani onlar o tam ortadan nasıl kesilir? Ben elimden geldiğimi yaptım ama diğer gelinler nasıl yapacak çok merak ediyorum. Demet gelinin 5 tonlarındaki ışıl ışıl yatak odasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İncilerle süslü yatak odası tam da gelinlere yakışır güzellikte. Aynalı yatak başıyla bir araya gelince de Demet gelinin odasını adeta parlatmış. Bir tiyatro kulisindeki aynaları andıran özel aydınlatmalı makyaj masasında mobilyaların genelinde olan gold detaylar var. Demet gelin odasını daraltmak istemediği için gardırobunu da giyinme odasına değerlendirmeye uygun bulmuş. Bakalım bu ışık saçan oda için gelinlerimizin yorumları ne olacak? Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Buyurun. Ben başlayayım Demet. Yatak odamda ilk dikkatimi çeken şey yatak örtüsü oldu. Hı hı. Çok şık takımın var. Mobilyanı çok beğendim. Halıyla da birlikte beğendim ama yatak örtüsünü hiç beğenmedim. Buraya gittiğini düşünmüyorum. Daha spor, yani spor olmasa da daha klasik şık yatak örtüleri var. Yatak örtünü buraya uyduramadım. Ben burada araya gireyim. Yatak ördüm kayınvalidemin hediyesi. Ben de burada sergilemek istedim. Gelin evine de uygun böyle şey... Şıkır şıkır bir örtü olduğu için. Evet. Burada uygun, yani şey gelin evine istedim. Uygun ama odana uygun olması bence daha yoksa önemli. Yoksa normalde kullanmıyorum günlük hayatımda. Hmm. Sadece kayınvalidemin hediyesi. Yani ben burada gördüğüm şeyi yorumlamak zorundayım. Keşke bunu çeyizine kaldırsaydım. Burada kullandığın yatak örtüsünü görseydik. Yatağımı gelin gibi süslemek istedim sizler için. Gelin ev için. Bunu böyle kendi kullanmak istedim. Çeyizim zaten dolu dolu var. O örtü benim yatak odama gayet çok güzel durdu. Ferah durdu. Orada bembeyaz gelin gibi durdu. Yani çeyizime koymuşum koymamışım size sergiledim sonuçta. Niye böyle bir anlamsız yorum yaptınız anlamadım. Yatak odanla salonunu ikisini takım olarak almışsın evet. Sanırım. Hı-hı. İkisini takım aldığın için hani sanki salondan çıkmışız tekrar yeni bir salona giriyormuşuz gibi takım olarak gördüm yani. Sadece burada bir dokunuş katmadığını düşünüyorum. Yoksa salonunla burasının şeyi mobilya olarak şık buldum. Yani normalde mobilyamı salonunla evet takım halinde. Hı-hı. İkisinin de modelini beğendim. Yoksa sadece salon takımını alabilirdim ya da sadece yatak odası takımını alabilirdim. Ya ben Ebru'ya katılmıyorum de, zaten. Hı. Çok farklılar. Salonla yatak odası birbirinden çok başka. Ben ayrıca takım almaya da karşı değilim. Onun da sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hı. Normalde ikisini de beğenmeseydim ayrı ayrı alırdım. Ama ikisini de beğendiğim için takım olarak. Yani takım olarak düşünmeyebiliriz. Ben bunu da zevkim olduğu için aldım. Onu da. Yani aynı şeyi salondaki perdenin devamını da burada kullanmışsın. Hı hı, evet. Hani böyle salonla yatak odası çok aynı gibi olmuş. Yani yorum yani olarak. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Gold detayları var. Krem rengi dizayn ettim. O yüzden buraya bunun da şık gideceğini düşündüm. Zaten salonumda storlarım var. Burada yok. Oradan bir farklılık yakalayabiliriz. Perdede gold detayı değil, sanki gümüş detayı var yok, gibi. Yok hayır, bunlar gold. Simli goldlar. Gümüş şeyde vardı. Mutfağımda vardı, storumda. Oradan farkı anlayabilirsin. Ama kızlar siz de gold bakın ama gold simli bence. Gold. Evet. Gold. Aynen. Gold. Simli evet, gold. Evet, simli gold. Gold. Gümüş tamam. Değil. Çünkü krem gold detaylarım, krem bir yatak odası olduğu için gold'un daha iyi gideceğini düşündüm. Gümüş çok saçma dururdu. Ben de hani takım alınmasına karşı değilim ama şöyle düşünüyorum. Hani yaratıcı ya da diğer odalarda farklı zevklerin ortaya çıkmasını isterim. Sonuçta gelin evi programına katılıyoruz. Hı-hı. Hani farklılık olsaydı benim için daha güzel olurdu. Şöyle işte bunu aksesuarlarla yapabilirdi. Aynen. Demet'te zaten aksesuar eksikliği var. Ne tuvalet aynasında, makyaj masasında ne de komodinde zaten boş çerçeve var. Aksesuarlarla destekleseydi evet kendi tarzını katmış olurdu. Evet. Yani ben bu odada diğer salona baktığımda herhangi bir yaratıcılık görmüyorum. Şimdi şöyle cevap vereyim size. Benim mutfağımı gördünüz, salonumu gördünüz. Ben olabildiğince ferah evimi dizayn ettim. O yüzden yatak odamda da aynı şeyi kullandım. Komodimin üstünde çerçevelerim var yeteri kadar. Makyaj aynasının üstüne gelirsek kalabalık olsun istemiyorum. Ben hiçbir zaman böyle kalabalık bir görüntüyü sevmiyorum. Yaratıcılık konusunda sizin evinizde göreceğiz inşallah. Çerçeve konuşuldu. O zaman dış ses, ben çerçeveyi alabilir miyim?
tatlım. Bunun dolu olması lazım öncelikle. Yani boş bir anlamı yok. Hazır konuşmuşken de ben devam etmek istiyorum kızlar. Yatak odanda da yine gold devam ettirmişsin. Hı-hı. Sanırım gold seviyorsun. Aynen, detaylarda seviyorum. Evet. Aşırı aşırı olmasa ama da. Benim gözüm prizin yanındaki kabloya takılıyor sürekli. Hı-hı. Yani oradan çıkın hoş bir görüntü durmuyor açıkçası. Hani kapatabilirdin şu an. Kapatacak bir sürü aksesuar var açıkçası. Mesela nasıl bir şeyle kapatabilirim? Yani, televizyonu almadık henüz. Evet, hani bir idareten de olsa bir tablo kullanabilirdin. Kapak tarzı bir şey yaptırabilirdin, evet. Bence. Evet. Mobilyacılar yapıyorlar. Tabloyu sevmiyorum. Tablo olarak sadece kendi resmimizi koydum. Evet. Onun haricinde fazla fazla yatak odasında resim olmasını doğru bulmuyorum. Yani kendi açımdan zevkim değil. Ama kapak tarzı çok güzel bir fikir kullanabilirim. Evet. Aynı şey klimanın hortumu için de geçerli. O da, evet, kötü bir görüntü gösteriyor. Ona ama kapak ya da tablo kapatamaz Ebru'cum. Kapatılıyor. Onu kalabilir. Öyle mi? Aynen, kapatılıyor. Bunun fikrini aldım. Onun haricinde halını çok uygun bulamadım açıkçası. Hani yatak odası halısı mı? Çok yani bilemedim aslında. Ola da bilir, olmaya da bilir. Öyle nasıl diyeyim. Bir şey kararsız olmalıydı? Aslında biraz renkli olabilirdi açıkçası. Çok tamam, çok ferah üzerine gitmişsin ama, hı-hı, belki bir renk katabilirdin. Hani aksesuar da yok. Bu sefer de karışık diyecektiniz. Yani ben halıyı beğendim değil. Şey olarak. Bence ben gayet beğendim. Halının fiyatını öğrenebilir miyiz? Halımın fiyatı 5500'dü. Biraz, evet, pahalı yine. Halıların genel olarak pahalı. Evet, pahalı. Demet Hanım, ben devam etmek istiyorum. Yatak odana şöyle genel bir baktığımda yatak odası olarak çok fazlasıyla bir ışık var. Ferah bir hava istiyorum diyorsun ama her yerde bir ışık var. Ayrıca tuvalet aynanın üzerinde hiçbir malzemen yok. Biz buraya hani senin daha böyle günlük kullandığın ürünleri görmek isterdim. Çok sade bir, sadece bir düğün tablon var. Onun, hı-hı, dışında hiçbir aksesuarın yok. Demet Hanım, yani çok farklı lambalar var. Neden? Aslında hayır, hepsi birbiriyle takım duruyor. Taşlı, gold detaylı, sarı ışıklı. Bunların fiyatlarını öğrenebilir miyim peki? Abliklerim, lambalarım toplam 2500 TL'ydi. Siz mi seçtiniz peki? Çünkü hepsinin modeli farklı. Ben seçtim. Aynı aslında, hepsi taşlı. Birbiriyle aynı model. Yani yatak odanda ferahlık istiyorsun ama bence çok fazla abartı olmuş. Lambalar yerine aksesuarlarını daha da yatak odanı canlandırabilirdin. Şimdi şöyle söyleyeyim, orada kablolar, yani lamba yeri koymuşlar. Ben oraya dolayısıyla lamba koymam gerekiyordu. Kablo görüntüsü çok çirkin olurdu. Yani lambadan ziyade daha spor, daha minimal bir şey seçebilirdin. Taşlı çok fazla yol, göz yoruyor. Ve şu anda yatak odan gerçekten sadelikten bahsediyorsun ama kesinlikle sade değil. Ama sade şıktan bahsediyorum. Yani sade, evet, ama şık da aynı zamanda. Lambalarım da gayet buraya uygun olduğunu düşünüyorum. Ben araya giriyorum kızlar ama bir şey öğrenmek istiyorum. Tamam, neden fon perde kullanmadınız? Yani bilmiyorum, yatak odamda tercih etmiyorum o konuda fonu. Salonumda kullandım, yani, ağır şık olsun, evet, diye. Evet, hani yine yatak de bir odamda görüntü olarak bence hoş olabilirdi. Yine sizin tercihiniz ama hani görünüş olarak tatlı. Ya böyle olabilir. Ağırlaştırsın da istemiyorum. Yani yatak odamı ağır bir görüntü olsun istememiştim. O yüzden fon kullanmadım. Perdenin fiyatını öğrenebilir miyiz peki? 3500 TL'ydi güneşlik ve tülü. Güneşliklerin store mu? Hayır, normal. Normal satan. Peki Demet'ciğim, yatak odasının fiyatı ne kadar? 45 bin TL'ye almıştık. Makyaj aynası, dolabı ve dolabını bazası. Sanırım burada değil de ayrı bir odada mı kullanıyorsun? Dolabımı şöyle söyleyeyim. Bu odayı dizayn ettiklerinde dolaba uygun bir duvar ayarlamamışlar. Burada pencere, o tarafta bir kesitlik oluyordu. O yüzden yangın merdivenini kullandım. Oraya da gayet oturdu. Demet Hanım, yani yatak dolabınızın yangın merdiveni için ayrılan bölümde olması hiç mantıklı değil. Kendi eviniz olduğunu söylüyorsunuz. Kapıyı kapattırıp da karşı duvara dolabınızı koyabilirdiniz. Yani yeni gelin evine konseptine uygun değil. Begüncüğüm, peki o zaman odayı çok daraltmış olmaz mıydı? Olabilirdi, hı-hı, ama bu şekilde de dolabın farklı bir odada değil, yangın merdiveni için ayrılan bölümde olması bence hiç de şık. Ama genelde evlerde giyinme odası olarak, evet, yine yangın merdivenine, evet, çıkıyor. Evet. Geniş yani tutuyorlar orayı, evet, dolap için. Oraya koyuyorsun, evet, gayet giyinme odası uygun diye düşünülmüş, evet, bir oda. Giyinme odası, evet, olarak düşünülmüş. O gardırobunu koymuş, ayrıyeten dolap yaptırmamış. Yani takımının, yani dolabını kullanmaya çalışmış. Benim fikrimce yatak odası takım halinde bir odada görmek isterdim. Evet. Ayrı bir odada olmasını ben çok beğenmiyorum. Şimdi buraya koysam aşırı derecede daraltıyorum.
daraltacaktım ortamımı. O yüzden zaten oraya bir genişlik sağlamışlar. Oraya gardırobumu yerleştirdim. Burada gayet böyle ferah duruyor o yüzden. Kızlar, yorumlarınız bitti mi? Evet. O zaman gelinimizin çeyizini hazırlamak için sizi dışarı alayım mı? Alalım. Çeyizimi görmeye. Yatak odasında kullandığı günlük eşyaları görmek isterdim. Sanki biz geliyoruz diye bir toparlanmış, kaldırılmış gibiydi. Ben günlük yaşantısı için geldim. Bir misafir olarak geldim. Misafir evi benden saklamasını ya da kaldırmasını beklemezdim. Yatak odasına girdiğimde ise salonun devamını gördüm. Sanki mimar yapmış, Demet oturmuş, çayını içmiş, keyfine bakmış gibi geldi bana. Yatak odası yine mobilya açısından güzel ama dokunuş yok. Adanalı Demet Gelin'in rengarenk çeyizi işte karşınızda. Anadolu'nun incisi, iğne oyası yazmalar ve el örgüsü şallar ilk göze çarpan parçalardan. Bebek patikleri, banyo lifleri, nevresim takımları ve antika bakır kaplarıyla Demet Gelin'in çeyizi eksiksiz görünüyor. Bakalım Adanalı gelinlerimiz bu çeyiz hakkında ne düşünüyor? Kızlar, çeyizime hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Demet'ciğim, müsaade edersen ilk önce ben yorumlamak Tabii istiyorum. Çeyizine şöyle genel olarak bir baktığımda Adana'ya özel bir çeyiz olarak çok bir göremedim. Kendin el emeğini neler yaptın? Bize neler göstermek istersin bugün? Bu liflerimi ben yaptım. Şöyle bir sürüler. Model. Sadece lif mi yaptın çeyizine? Çiçekli güzel olmuş. Hayır. Bebek battaniyesi şu ön tarafta. 4-5 tane ondan yaptım. Bakın burada da var. Şöyle açayım size. Sen mi ördün bunu? Evet, bundan birkaç tane farklı renk daha ördüm. Hatta bunu kızıma kullanıyorum şu an. Bu benim için en özel. En nadide parçan hangisi çeyizinde? Bu özel benim için. El emeği, göz nuru. Şu an kendi kızıma kullanıyorum. O benim için çok anlamlı. Bu o yüzden benim için favori parça. Şunu kim yaptı? Çok merak ettim ben. Onu komşumuz yapmıştı benim için, hediye çeyizime yapmıştı. Bu ne böyle? Bu şal olarak geçiyor. Böyle başınızdan giyiyorsunuz. Evet, boyuna denk geliyor. Boyuna denk geliyor. Bunu çok güzelmiş. Çok gayet güzel renkler. Bunu kim yaptı peki? Bunlar annemin çeyizinden bana anlamlı bir hatıra kalıyor. Peki Demet'ciğim, şey soracağım. Bizim Adana'ya özgü gelin mevlütlerinde yağlık dağıtılır. Sen de bu şekilde dağıtım yaptın Dağıttım. Bunlar kalanlarım. Kalanlar gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Size de şöyle iğne oyası mı onlar? Yoksa hediye mi? Bunun birçoğunu annem yaptı. İğne oyalarını ben yaptırdım düğünümden önce. Biraz da kayınvalidem çeyizime getirmişti bohçası. Bu senin üstüne tam uyumlu. Başını alabilirsin. Şöyle omuzuma atabilirim bence. Aynen, başını. Demet Hanım, bunlar hazır sanırım. Sizin yaptığınızı düşünmüyorum. Aynen. Havlularda böyle el emeği yok. Bunları da kayınvalidem bohçamda getirmişti. Şurada beyazı da var. İşte bir iki tane pembesi vardı. Bunu kayınvalidem çeyizimde getirmişti. Peki Demet'ciğim, kullanıyor musun bunları? Hayır, bunları kullanmıyorum. Kullandığım havlularım zaten yeterli. İster istemez bu güpürleri falan insanın yüzünü tahriş eder diye bunları kullanmıyorum. Hatıra olarak saklıyorsun. Bunu da mı bebeğin için yaptın Demet? Ben yapmadım. Teyzem yaptı bunu. Şöyle açayım tutarsan. Tabii. Ters oldu. Aynı şu tarafa. Şöyle battaniyesi, bir de şöyle yastığımız var. Çok güzelmiş. Bunu teyzem yaptı. Evet. Bunun dışında yama olarak geçiyor bu. Kullanmaya başladın mı? Evet, şu an değil ama dolabına yerleştirdim bebeğim. Peki Demet'ciğim, bir şey soracağım. Neden bu kadar çok bebek yeleği var? Yani neden bu kadar fazla? Bunun birçoğunu annem yaptı. Bunlar. Zaten kayınvalidem de işte koyunca hani yarın bir gün bebeğimiz olur diye. Hem çok pembe hem maviler yapmışlar. Aynen, evet. Şu an pembelerimi kullanıyorum kızıma. Demet Hanım, benim gözüme şurada bir ürün çarpıyor. Onu bir sorabilir miyim size? Tabii. Bu nedir? Ne için burada? Onu ben ortaokulda yapmıştım. Siz kendiniz mi yaptınız? Aynen, ben yaptım. El emeği, iğneyle falan. Ortaokulda bir proje üzerine yaptım. Ne için geçerli bu? Yani onu çanta olarak yaptım ben. Bir el emeği istemişti öğretmenimiz. Ortaokulda onu yapmıştım ben de. Evet. Onu da sergilemek istedim, farklı bir el emek olduğu o için. O altında da sandık mı var? O annemden bana kaldı. İçi anneme de anneannesinden.
böyle boncuklu yazmalarımız var. Peki yatak odanda ya da herhangi bir yerde kullanıyor musun? Yok, hayır, onu kullanmıyorum. Çünkü dekor olarak uymuyor evime. Demet, bu da çok güzel. Bunu kim yaptı? Bu annemin gelinliği üzerine atılan şalmış. Hmm. O yüzden o da bana şey yapmıştı. Nişanında kullanmak rengi için. Rengi çok güzelmiş. Tabii nişanda kullanamamıştım. O zaman Demet sen de bir at üstünde görelim. Evet. Yani rengi de bana uyuyor. Nasıl oldu? Yakıştı mı? Gerçekten. Evet, çok gerçekten güzel oldu. Teşekkürler. Elbisemle uydu. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Bunu kim yaptı? Bu kayınvalidem yaptırmış benim için. El emeği, göz nuru, teker teker iğne uyası bu. Evet. Bunun ama bunu kullanabilirsin var bence. Hani evinde kullanılacak bir şey değil. Çok şık duruyor zaten. Yok, aynen şık ama nerede kullanabilirim? Burada da var birkaç dantelin. Bunlar da gayet bunlar güzel ve şıklar. Genelde şunu mutfakta kullanıyorlar eskiden sanırım. Böyle dolap işlerine koyup sergiliyorlardı. Gerçekten eskileri düşününce gayet güzel oluyor. Vallahi bizler de arada çıkarıp kullanabiliriz. Evet, doğrudur. Kızlar, sizce bu çeyiz 50.000 TL'yi hak ediyor mu? Bence etmiyordu siz. Çok fazla bir el emeği göremedim ben. Sadece nasıl yazma, birkaç tane yelek olarak var. Bence Adana yani, geline uygun değil çeyiz. Ağırlıklı olarak bebek yeleği, patik var. Bir de yazmalar çok fazla var. Battaniyem var, kendi el emeğim. Liflerim var lütfen. Pike takımı falan çok bunları göremedim ben. Bunları göz ardı etmeyelim. Çok güzel hepsi. Bence hak ediyor. Burada çeşit da sayısı az istiyorum bence. Annem bunları dörmüştü. Al işte, el emeği istiyordun. Bence hepsi Adana el emeği, gelini, göz nuru. Adana gelini olarak çeyizin bana göre yeterli değil. Senin çeyizini göreceğiz o zaman. Bence olması gereken çoğu çeyizlik ürünler mevcut olduğunu düşünüyorum. Yani ben de hani görebileceğimiz her şeyi gördük. Evet, birkaç tane eksik var mı? Var, pike takımı görebilirdik bence. Ben de pike takımı göremedim. Pike takımım vardı. Onu kullandığım için buraya koymak istemedim. Kızlar, bitti mi yorumlarınız? Bitti de ses. O zaman artık o meşhur Adana sofrasına gidelim mi? Gidelim de ses. Çeyizini yeterli buldum. Sadece birbirinin devamı olarak vardı. Genelde bebek yelekleri çok ağırlıklıydı ve yağlıklar ağırlıktaydı. Daha fazla, bir tık daha çeşit fazla olabilirdi. Adana haftasının ilk iftar masasıyla Demet Gelin, gelin evi tarihine adını altın harflerle yazdıracağı benziyor. Masada o kadar çeşit var ki gözlerimiz kamaşıyor. Adana mutfağının nadide lezzetlerinden tutun da çay saati ikramlarına kadar yok yok. Bakalım Demet Gelin çok emek verdiği iftar masasıyla gelinlerimizden kaç puan alacak? 64, 65, 66. Ne yaptınız hayatım siz böyle? Adana'ya geldiğiniz belli olsun aslanım. Ay, gerçekten saymaktan yoruldum. Hayır, Ramazan Ramazan, yani bu yapılır mı işkence gibi vallahi. Yaptım vallahi. Yaptın. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Gerçekten iftarda muazzam bir masa bizi bekliyor olacak. Rabbim olmayanlara da versin. Ama sizi şu anda anlıyorum. Yani Adana gastronomisiyle gerçekten çok önemli şehirlerimizden bir tanesi olduğu için. Yani hani ekranları başındakiler hep diyor ya, siz de izlerken, ben de izlerken. Hatta yanınızdayken ne gerek var bu kadar çeşit yapıyorsunuz, yoruyorsunuz kendinizi ama. Tabii ki yaşadığınız şehre, doğduğunuz şehrin güzelliklerini göstermeye çalışmanızla sizi anlayabiliyorum. Evet amacım. Milyonlar izliyor ve milyonlar bu özel lezzetlerinizi bir kez de sizin masanızda görünce mutlu olacaktır. Şundan başlayalım mı? Şırdan dolması evet, diye mi geçiyor? Evet, şırdan mumbar dolması. Bunu adam ben yaptım demeyeceksin herhalde. Yok, değil hayır, mi? Yok, hayır, bunu ben yapmadım. Hah, oh. Peki kim yaptı bunu? Bunu bir abimiz yapmıştı. Meşhur herhalde evet, buralarda. Evet, Adana'nın. Peki sağ olsun. Zaten Adana'da gerçekten bu lezzetler biliniyor ve çok seviliyor. Aynen. Peki sen neler yaptın? Benim yaptıklarım saymakla bitmez aslında. Aa, kurabiyeler yaptım, böreği yaptım. Kısır. Cupcake'i yaptım. Şu. Aynen öyle. Felak köftesi var. Evet. Şurada çiçek kurabiyem var. Ön tarafta kadayıflı topum var, dondurma kurabiyem var, köstebek pastam var, parfüm var. Vay vay. Yani say say bitmez aslında. Şu limonlu bir şey var orada, limon kabuğunun evet, içerisinde. Evet, muhallebi aynen. Sen mi yaptın onu da? Onu ablamla beraber ay, yaptık. Canım benim. Tabii sen de butik pastacı olduğun için döktürdün maharetlerini. Aynen öyle. Evet, inşallah gelinlerimiz de lezzetlerin tadına bakacak iftarda. Hep birlikte yorumlayacağız. Şu hazır poğaçaya benziyor değil mi? Yok, hazır değil. O da el yapımı. Bir tane yengemiz yaptığında. Ay ne maharetliler. Ay şu sıkma mı?
Evet, ufak sıkması Adana'ya özel. Yani biz ufak sıkması, siz ekmek sıkması diyebilirsiniz. Müthiş, müthiş vallahi. Allah kesenize Halil İbrahim bereketi versin. Evet kızlar, Ebru'cum senden başlayalım. Nasıl buldun bir tane masa düzenini? Masa çeşidi çok çeşit fazla. Çeşit biraz az değil mi? Az. Bence yeterince gayet çeşit olarak fazla. Gelin. Masa düzeni evet. olarak da beğendim. Sadece ufak tefek şeyler var gözüme çarpan. Ne çarpıyor? Gol tabak kullanılmış. Evet. Yemek takımını bu arada Demet'im çok beğendim. Gayet güzel ve şık. Aha. Ama çatal, kaşık, bıçak uyumlu bulmadım. Gümüş renginde kullanılmış. Daha sonrasında da su setini de normal buldum. Hani yemek için biraz sade kalmış. Günlük mü demek istiyorsun? Günlük kalmış. Aynen. Mutfağımızda günlük kullandığımız bir takım. Kesme. Aynen. Aslında zarif duruyor masam için. Evet ama bir tık yani daha bu yemek takımına çok göre... çok şıkır ya. Aynen. Daha anlıyorum. Şık beklerdim. Masa örtünün renk uyumu gayet güzel olmuş. Sadece masana biraz küçük kalmış. Yani standart aldım örtüyü. Hı-hı. O yüzden yapabileceğim bir şey yoktu. Bardaklara gelince dediğim gibi şık durduğunu düşünüyorum. Hadi tamam, tabaklarım. Evet çok güzel tabaklarım. Gold tabakları. Detaylı. Gold kaşık takımının kullanımı zor. Daha doğrusu kullanışsız olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunları tercih ettim. Gayet. Kötü de durduğunu düşünmüyorum. Yok hayır, güzel duruyor. Sibel'cim sen ne diyorsun? Evet gerçekten çok fazla çeşit yapmışsın. Yani gözümüz doydu öncelikle. Ama dediği gibi yine arkadaşımızın gold ve gümüş ne alaka? Yani burada gold sunumluk koymuşsun. Ya biraz karmaşık buldum ama gayet servisler şık duruyor. Servisler gold. Altın evet. yani. Hı-hı. Çünkü çok çeşitli olduğu için şurada bir farklı bir renk de var tabii. Evet. Şimdi, kolay değil bu kadar çeşitli servis. Aynen bu kadar çeşitli servis bulamam. Yani lütfen tabii bunu göz ardı edebilirsiniz. Yok yok, bu başka bir şey yani. Bu başka bir boyut. Aynen. Bunu göz ardı ben ediyorum. Sen bence de yani yarışmacılarda etmeli bence de. Yani. Peki yemek takımının fiyatını öğrenelim. 3500 almıştım aslında. Ne zaman? 2 yıl oldu herhalde. Yani işte ilk evlendiğim sıralarda. Hmm. 12 kişilik olarak mı? Aha, 12 aldı. Güzel ama güzel. Evet, sen ne diyorsun bir tane? Aslanım ben de arkadaşımızın yaptığı sunumlukları çok beğendim. Çok fazlasıyla çeşit yapmış. Yalnız ben şunu beklerdim bir Adana gelini olaraktan. Kebabı kendisinin yapmasını isterdim. Wow. Begüm'cüm bu kadar çeşidin arasında gerçekten kebabı yapmadığıma yani mı takıldık? Yani bizim için Adana için en önemli olan şey Adana kebap. Doğru. Ben bunu sadece bizim için senin kendin yapmanı, kendin pişirmeni isterdim. Hani bizim için kebabı kendin yoğurup kendinin pişirmeni çok isterdim. Peki Begüm'cüm. Sen de Adanalısın değil mi? Aynen. Evet. Senden bekliyoruz inşallah gününde o zaman i̇nşallah. Adana kebabı. Ay hadi inşallah. İnşallah aslanım. Yapabilirseniz gerçekten tebrik ederim. Bu kadar çeşidin arasında ona takıldığınız için de ayrı bir şaşkınım doğrusu. Öncelikle ellerine sağlık. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Ama bizim için sayıdan ziyade Adana'ya geldiğimiz için Adana'ya özgü şeyler görmemiz gerekiyor. Ki bence gördüğümüz şeyler de var. Fellah köftesi, şırdan mum var. Ben açıkçası çok beğendim evet, sunumu. Yani şu bile var değil mi? Şalgam. Emeklerini asla göz ardı edemem. Evet, aynen evet. öyle. Sadece ben örtüye gerçekten takıldım. Özel dikim yaptırılabiliyor ölçüyle. Çünkü bunun açılacağı belli bu masanın. Onu bir söyleyebilirim. Bir de gerçekten yemek takımına bayıldım. Bu arada ben kesinlikle tabak çatal bıçak takımının rengine takılmıyorum. Çünkü bu bir klasik yani bence. Bu renk zaten hep hepimizin vardır diye düşünüyorum. Biraz takımına göre spor buldum, keten buldum, o kadar. Onun dışında ellerine sağlık, hepsi birbirinden güzel görünüyor. Afiyet olsun. Ne kadar bu masa örtü fiyatı? 280 liraya almıştım takım olarak, evet. 12'liydi. Bardakların fiyatı? Bunlar çok uygundu, altılısı 70 TL falan. Bedava. Evet, bu da ayrı ayrı 70'er TL. Evet. Çok uygundu. Yalnız farkındaysanız masamızdaki sunumluklara çok dikkat etmeye çalışmış. Evet. Hepsini gayet muntazam. Asla fırın kabı görmüyorum evet. ben. Cam tepsi bakın, yok. Bakın bu kadar çeşidin içerisinde buna dikkat etmiş olması sizce de güzel ve değerli evet. bir şeydi. Evet. Özellikle ona dikkat ettim. Çeşit fazla ama olabildiğince aynı dizayn etmek istedim. Bir iki tane araya kaynadı ama onu da hor gör şey... Mazur. Onu da maruz görürsünüz. Mazur görülür. Ne olacak bir tanem ya? Bence de yani bu kadarın üstüne. Ramazan günü bunları hazırladın, yaptın. Ve 28 günlük bebeğimle bunu da belirtmek isterim. Kesinlikle belirtelim bunu da. Peki Demet, bir şey hatırlatacağım sana. Bizim rekorumuz masada, lezzetlerde. Yeni yıla girdiğimiz gün kaç çeşit hatırlıyor musun? Evet 55 çeşit. Ay vallahi hatırlıyor.
Ve sen o rekoru şu anda kırıyorsun, geçiyorsun. Evet, 66. Egale ediyorsun. Rekor. Ve sen 66 çeşidin ile gelin evinin masa düzenindeki en çok lezzeti hazırlayan gelin oluyorsun. Seni tebrik ediyorum. Yani bu gerçekten alkışı ve teşekkürü hak edecek, evet, bir başarı. İyi midir, kötü müdür aman deyip kızabilir izleyicilerimiz. Bu kadar çeşitin için yapıldı israf diyebilir. Yok estağfurullah. Şimdi malumunuz efendim iftar saatinde bunların hiçbiri kalmayacak. Benim ekibim gelinler için hazırlamış. Evet. Zaten Ramazan boyunca da bu böyle süre geliyor. Tüm gelinlerimiz sağ olsun. Tabii ki misafir ağırlamanın baş tacıdır lezzetler. Dolayısıyla Adana'ya da gelmişken bunları da yapmadan olmazdı. Ben normalde misafirlerime çok önem veririm. Size ayrı bir önem verdim, görüyorsunuz. Ay, bakayım sen bu ellerle mi yaptın? Evet. Ay ellerine sağlık benim çıtı putu güzel gelinim. Vallahi çok teşekkür ediyorum bebeciğinle. Böyle uğraştın, hem evini temizledin. Aferin sana. Teşekkür Tebrik ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yok herhalde. Yok, hayır. Ben bir şey söyleyeceğim, belki bilmeyenler vardır. Hı-hı. Ekrana da yansımıştır. Şurada küçük bir bardakta açık renk bir şey duruyor diyecekler ki ne alaka o sürahilerin yanında, ayranın yanında, portakalın, şalgamın. O acısı değil mi? Evet, şalgamın acısı isteğe göre eklemek için aslında. Evet, onun bir adı var mı? Şalgam acısı. Yok, aynen acı diye geçiyor direkt. O da böyle hani işte bardağa şalgamı koyuyorsunuz. Hani biraz ne kadar seviyorsanız ona göre acısını. Aynen öyle. Ben acısız seviyorum, o şalgamın tadını alayım diye mesela. Doğru bir şey mi? Adamlar böyle değil, acılı sever bence. Yok, öyle mi? Benim çevremde kimse acı kullanmaz. Tadını bozduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ben de aynısını. Çünkü biraz bir ufak gurmelik yönüm olduğu için bunu biliyorum. Acı o şalgamın öz tadını yok ediyor. Evet. İşte o sebeple bence de acısız tercih ediyoruz. O zaman hayırlı iftarlar dileyelim. Ellerine, kollarına sağlık. Sana destek veren herkese çok teşekkürler ediyoruz. Evet, hepsine teşekkür ederim. Şimdi buradan düğününü izlemeye geçiyoruz. Hazır mısın? Geçelim Aslı Hanım. Hadi bakalım, düğündeyiz. Yemek masamda hiçbir kusur bulamadılar. O kadar çeşit vardı. Ağızlar açık kaldı. Takıla takıla sadece masamın örtüsü kısaymış. Yani o kadar çeşidin arasında örtüyü nasıl gördünüz? Şaşkınım. Sonuçta biz evine bir kere geliyoruz ve masa örtüsü kısaydı. Bunu, bu zaman kaybını masada yani çeşit yapmakla kaybedeceğine bence bir gidip terziye güzel bir örtü diktirebilirdi. Bu da bence gayet iyi olurdu. Sonuçta çeşitlere bakmadık orada, masayı da yorumladık. Bunu dikkate alması gerekiyordu. Evet bir tanem. Her şey için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok şık bir masaydı. İftara sabırsızlanıyoruz. Şimdi Hakkı'yla nerede tanıştın, nasıl tanıştın? Bize anlat lütfen. Aslında biz eşimle arkadaşlarımızın düğününde tanıştık. İkimiz de sadıçtık. O damadın sadıcıydı, ben gelinin. Aynen orada bir tanışmamız oldu. Ondan sonra da konuşma etme derken buralara kadar geldik. Evlilik teklifi nasıl aldın? Evlilik teklifini düğünden önce aldım. Bir yer organize etmiş eşim. Ondan sonra işte beni başkasının düğününe diye hazırlattı. Ondan sonra oraya götürdü. Hani biraz süslü olmam için önceden birine düğünü akıllıca hazırlattı. Aynen, çok mantıklıydı. Peki tanıştıktan ne kadar süre sonra evlilik kararı aldınız? Seni istemeye geldiler. Bir 9 ay sürdü aslanım. 9 ay bir sevgililik dönemi. Yani sizce en fazla ne kadar sürmedi birbirini tanıma, flört aşaması? Doğrusu ne sizce? Hani çok uzatınca hani suyu çıkıyor, evlilik olmuyor falan derler ya. Yani yoksa 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl bence flört olmalı mı? Yeter. Çok fazla. Bence bir yıldan sonrası yeterli gibi. Yani bir yıl görüşünce insan birbirini tanıyor. Yani bence bir yılı isterse öz nişanlı. Yok. Yani bence öncesinde tanışıp bir yıl sonrasında resmiyete dökülmeli diye düşünüyorum. Bence o kadar beklemeye gerek yok diye düşünüyorum Aslı Hanım. Yani iki kişi tanıştıktan sonra çok kısa sürede de zaten birbirlerini tanıyabilirler. Hmm. Hani bir yıl çok uzun bir zaman. Doğru. Çok kısa sürede birbirlerini tanıyorlar mı? Evet. Bence ben tanıdım. Yani tanıdım.
ne güzel, sen şanslısın. Umarım evet. öyledir. Ama tanıdım zannedip insanlar 40 yıllık ah kocamı, 40 yıllık karımı tanımadım derler ya. Evet. Aynen. İsterseniz evet. farklı birbirine tanıtabilir kendini çok kısa bir süre. Bir süre sonra doğallaşılabilir. Aynı evin içine girmeden. Bence de çok değişiyor. Evin evet. içine girince birbirinin uyunu, suyunu, evet. yaşantısını. Evlenince değişiyormuş. Değişiyor. Öyle oluyor ya. Ya daha çok artıyor sevginiz ya da tam tersi mi oluyor? Yok aslında benim tam tersi olmadı ama. Güzel gitti. Evet. Çok şükür sen de şanslısın. Aynen. Peki nişanda, sözde istemeye geldiklerinde neler oldu? İstemeye geldiklerinde küçük bir istememiz oldu aile arasında. Aha. Evimizde oldu. Sonrasında bir 4-5 ay kadar sonrasında bizim burada nişan var. Bir de büyük tatlı olarak var. Nişan aslında. Büyük tatlı. Aynen. Nişanda çalgı vesaire olur. Salon falan tutulabilir. Hmm. Ama büyük tatlı da evin önünde böyle mevlüt eşliğinde, dua eşliğinde yüzükler takılır, alyanslarla. Peki akrab- ne kadara tutmuştun organizasyonunu? Ben kendi evimdeki, sözümdeki organizasyonumu 1500 TL'ye tutmuştum. Hmm. Zaten nişan değil, büyük tatlıdakinde de 2500 TL'ydi sanırım arkamdaki fon. Bütün hepsini siz mi karşıladınız? Büyük tatlı, küçük tatlı. İkramlıklarımız eşim tarafından karşılandı. Üzerimdeki elbiselerimi de eşim aldı. Hı hı. Onun haricinde organizasyonu falan. Fiyatlarını biliyor musun elbiselerin? Elbisemi 1300 TL'ye almıştım. Söz elbisemi de yani isteme elbisemi de 400 TL'ye almıştım. Bu elbise? Bu elbise yok. Özel bir sonra anlamı yok. Sonra kaç aldın bu elbiseye, ne verdin? 3000 TL vermiştim. Bunu yakın ya. Zamanda eşimin kuzeninin düğünde giymiştim. 3000 TL mi olmuş? Evet. Evet. Kalksana mı şöyle bir bakayım tekrar. Güzel ama likralı bu sanki değil mi? Evet Aslanım. Hamileydim o zaman. Güzel seçim oldu. Ay dön bakayım. Çok yakışmış. Elbisede de gold kullanmış. Aynı payetten Adana'ya gelirken getirdim. Bir gümüşünü, bir bordosunu giyeceğim. Giyin Aslanım. Ayarın giyim payet olmadı. Güzel. Güzel payet. Seviyoruz biz. Seviyoruz. sonra canım? Sonrasında işte büyük tatlımız oldu. Evin önünde akrabalarla beraber. Hı. Bir 4-5 ay sonra da düğünümüz, kınamız oldu. Neler takıldı? Nişan sözümüzde sadece tek taş takılıyor. Söz yüzüğü olarak geçiyor. Büyük tatlımızda da kaburga takıldı. Kaburga ne? Ha bileklik. Şu aslanım. Ha, bu evet. takıldı. Evet. Kolye takıldı, bir de küpe. Aha. Peki düğünde? Düğünümüzde de kayınvalidemler bilezik taktı 4 aha. tane. Şunlardan mı? Aynen, Adana vurması diye geçiyor aslında. Ay bu Adana aslında. Vurmasını aynen. buldum. Evet, evet gerçek aslında. Adana vurması. Adana vurması bunlar. Bunlar gerçek Adana evet. vurması gerçek. Mı? Gerçek. Şehir dışında farklı biliyorlar. Aa. Ben şöyle kilit gibi bir şey var. Evet. evet. Böyle olunca mı Adana vurması evet. oluyor? Vurgu sizde vurgu şeklinde olunca. Ben istemiştim. Ay orada daha çok var. Evet. bu şey bileklik gibi çıkıyor. Evet, kelepçe. O geçiriliyor. Aa, gerçek Adana kelepçe vurması. Gibi. Bu şekilde bakın hangi kamera çekiyor? Şu şekilde değil mi? Evet Aslanım bu taraftan. Buradan mı? İçten evet, mi? Evet. Oldu. Evet taktım. Wow. Mesela ne kadar böyle bir şey? Yani şu an bu 20 gram, 22 gram o civarlarda. 45-47 civarı. O civarda. Bendeki de bakar mısınız hesaba? Çünkü biliyoruz gramlar ne kadar, ilişki testi için hepsi altın alıyoruz ya biz evet. gramdır, çeyrektir, evet. tamdır, yarımdır. Düğünler de çok oldu bu sıra. İlgi alanınız. ne yaparsın şimdi olmuyor yani. Ben de sizin ablanız gelin evinin ablası olunca ben... Benden beklenti yüksek, 10 tane altın bekliyorlar, yapılacak bir şey yok. Ha, keşke verseniz. Ya veriyorum. Daha çok vereyim. Daha ne vereyim? İlişki testinde her gün evet. altın veriyorum. Haftanın ödüllü oyununda birinci olan geline altın kolye veriyorum. Cuma günü de haftanın büyük ödülü yine 50.000 TL ödülü veriyoruz da biz. Vereceksiniz bana. Ne yapalım yani? Maşallah güzelim, gel takayım. Takın Aslı'nın. Aslı Ünel'den gelini Adana vurması. Alkış. Yaptım valla. Buradan da oldu. Oldu Aslı. Bilmiyorum, yabancısıyım teşekkür ben Adana vurması. Teşekkür ederim Aslı'nım. Savaş. evet. Adanalısın falan ama bir... Adana vurması görmedim ben. Buradan bir mesaj verelim. Hayır yani gelmişken ben mi alayım vurmayı?
Anlamadım. Ben şey yapayım olmadı. Kredi kartını falan verirsin artık nasıl yaparsak değil mi? De ses gelmişken. Aslanım dilerseniz biz kendisine IBAN numarasını gönderelim. O şekilde hallederiz. Bir de ben de Adana gelini diye böyle bir şımarıyorum. Bir Adana burmam yok vallahi. Yok bak, nasıl? Bak yok hazin. Hazin ben. Eşiniz bunun üstüne alır diye düşünüyorum. Ben biraz daha ağlayayım. Hazin ben. Hay hazin ben bir bulmam bile yok. Ne yapayım? Bu da sahte. Bu da sahte. Ay var ağlayacağım. Yok yok ağlamayın. Şaka yapıyorum. En güzel sizin olsun. Sizce Allah aşkınıza ablanız böyle şeyleri kafasına takar mı? Yok takmaz. Ay, altını bütün gelinler seviyor. Şimdi eğri oturalım, evet. Doğru konuşalım, evet, tabii ki. Hani takmasak falan da böyle istiyoruz kasamızda. Evet. Çekmecemizde dursun yani. Bir köşemizde dursun, o dursun orada. Ya bir şey söyleyeyim, ben hiç mesela eşimden, işte ailemden dahi, annemden, babamdan, abimden hiçbir zaman bu tarz taleplerim küçüklüğümden beri olmadı. Kaldı ki yani eşimden de hiç olmaz. Ama bir gerçek var, Türkiye'de her genç kadın, evlenen her genç kadın ne yazık ki işte çalışma hayatı olmayabiliyor, para kazanamayabiliyor, ekmeğini kendi eline almamış olabiliyor ama işte o şekilde yetiştirilmiş, yaşı gelince evlendiriliyor ailesi vesilesiyle. Ne yapsın o ev hanımlarının da tabii ki bir hayat garantisi olarak ailelerden talep ediliyor. Bu da bir gelenekmiş gibi devam ediyor. İnsanların burada düşüncesi ve durumlar ikiye ayrılıyor. Kimisi diyor ki işte kadın istememeli canım adamın dur. Doğru yani ben de istemeliyim. İstemem. Ne? Durumu olsa da istemem. Evleneceğim kişiden, işte nişanlımdan, eşimden bu her neyse. Ha, benim düşünce yapım bu. Ama şimdi herkesin şartları ve imkanları çok farklı. Yanılıyorsan beni düzeltin. Yok aslında. Hakikaten düzeltin. Evet. Hani o sebeple onlar da bir hayat garantisi gibi mi görüyorlar? Aileden de kalan bir şey. Malı mülkü yoksa genç kadının işte bir mesleği yoksa aslında ne acı değil mi? Ben de sizin dediğiniz gibi yani burada bir dursun güvencem olsun mantığıyla. Güvencem olsun mantığı kesinlikle var. Ya da bir ev, araba ya da herhangi bir şey alınca yatırım gibi de bakılıyor. Aynen. Ama sonuç olarak dönüyoruz dolaşıyoruz her kadının bir altın bileziği yani mesleğini eline almalı, diplomasını eline almalı. Çünkü yarınımızın ne olacağını bilemeyiz. Evet, hani güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, zenginliğine parana güvenme bir kıvılcım yeter. Çok her güzel. Zaman ne yapacağız biz kadınlar? Kendimize güveneceğiz, imkanlarımız dahilinde okuyacağız, çalışacağız, çabalayacağız. Tabii ki de ekmeğimizi de elimizde almak çok değerli ama biz ekmeğimizi elimize alıyoruz diye de karşımızdaki eşimizi ezmeyeceğiz. Evet. Tamam mı? Bazı insanlar var bunu yapıyorlar çünkü benim kariyerim var, işte benim param var deyip insanlar birbirini de ezebiliyorlar. Kimse kimseyi ezmeden bu şekilde olacak. Yuva böyle olmalı. Yuva böyle olur. Yuva biz olunca olur. Evet. Biraz fazla konuştum ama son dönemde bununla alakalı o kadar çok şey duyuyoruz ki. Evet aslında. Ben de bununla ilgili naçizane düşüncemi sizler vesilesiyle paylaştık. Evet. Oo, bu neresi? Kınam. Evet Demet Hanım, kınanıza bakıyoruz da şu anda kaç kıyafet değiştiniz? Ben tek kıyafet giydim, bir dallı giydim. Özel olarak bir organizasyonunuz var mıydı? Aynen, girişimde ve oturduğum tahtımda vardı. Onu tutmuştum. Evet, şu görüyoruz bak şu anda. Evet evet Aslı Hanım. Bunun fiyatı nedir? Ben organizasyonu 2000 TL'ye tutmuştum aslında. Salonu? Salonu da 2000 TL'ye tutmuştum. Organizasyonun içerisinde üstüne giydiğim bindallı var. Yok hayır, o hariç miydi? O hariç. O ne kadar fiyatı? Bindallı fiyatım gelinliğimle dahildi. Artı 5000 TL ödemiştik bindallıya. Gelinlik ne kadar? 7000'den göreceğiz. 7000 TL'de bir gelinliğim. Kiraladın. Evet kiraladım. 7000 TL'ye tamam üstüne göre yapıldı. Kiraladın. 7000 TL gelinliğimiz. Bindallımız 5000 TL. Evet, evet aslında. O zaman ne oldu? 2000 lira mekana, 2000 lira organizasyona. Evet. İyi güzel toparlamışsın. Ortalama 20 bine halletmiş Peki, oldum. Peki toplam kaç kişi katıldı kınanıza? Ben kınamı davetiyeme yazdırmadım.
Ama yine de böyle kalabalıkta 200-300 kişi rahat olmuştuk. Bir şey var. Kınada. Yok hayır, sadece eğlendik. Sadece bizim buralarda var. Başka yerlerde bilmiyorum var mı. Avuç içine altın çeyrek konuldu. Aa, var. Evet, var. O konuldu. Hani evet, takıldı diyemem hemen ama. Hemen hemen her yerde evet, var. Evet. Evet. Her yerde. Değil mi? O bir gelenek. Türkiye'de kına yakan tüm gelinlere sanıyorum yapılıyor. Eşim de benim annemden hatta çeyrek talep etmişti. Aa, güzel. Haklı. Peki düğün nerede oldu? Düğünümüz de yine 1000 kişilik bir salonda oldu ama çok fazla insan geldi. Kayınbabam şey diyordu, dışarıda oturulacak yer yok, erkekler hep dışarı taştı demişti. Maşallah. Aynen öyle. Seveniniz çok. Evet, 9 güne tutmuştuk orayı da. Organizasyon yok, salonun içindeydi. Oraya evet, başka bir şey yapmamıştık. Yemekli mi yoksa? Yok hayır, sadece içeceğimiz ve çerezimiz var. Adana'da genelde yemekli olmuyor düğünler Aslı Hanım. Yani bunu şehir dışındaki arkadaşlarım şaşırıyor ama Adana'da yemek girdiği zaman düğüne odaklanılmadığına dair. Biz geçen hafta Konya'daydık. Pilav dökme. Yemek evet, dökümü evet de dökümü genelde köy evlerinde yapıyorlar. Burada böyle bir dökme yok, dağıtma falan yok. Bizde şey olur mesela, köy düğünü olur. Köyde herhangi bir şey yapıldığında o zaman mesela kazanlarla yüksük çorbası dedikleri, dövme pilavı dedikleri genelde onları ikram ederler gelen davet olarak. Bizim annem köyden gelen misafirler için evde önceden yemekleri evde pişirdi. Dışarıdan gelen misafirler için. Ama salonunda sadece içecek, çerez ikramımız oldu. Çok güzel. Aynen. Peki ne kadar altın takıldı? Adet olarak söylemem gerekirse 80 adet çeyreğim olmuştu. Güzel bir rakam. 85 bin civarında para toplanmıştı. Onun haricinde de bileziklerim falan vardı. Güzelmiş. Set taktılar mı? Yok, set değil. Eşim beşi bir yerde taktı. Kayınvalidemler de Adana burmalarını takmıştı işte. Çok güzel. Annemler falan. Kaç tane taktılar? İki kayınvalidem takmıştı. İki kayınbabam taktı. Annemler iki tane taktı. Bir de kardeşlerim var iki tane. Onlar takmıştı bilezik. Çok güzel canım. Çok güzel. Allah mutlu etsin. Aynen. Evinde, yuvanda inşallah ya, seni. Bebeğinle birlikte. Balayına gittin mi? Gittim aslında. Nereye? Nevşehir, Kapadokya'ya gittim. Nasıl oldu? Güzeldi. Yani gezdim. Neler yaptınız? Balona bindiniz mi Kapadokya'da? Yok, bilmedik. O kadar cesaret edemedik. Güzel geçti. Gezilecek yerlerini gezdik. 3 gün kadar kaldık. Süper. Evet. Peki o halde Hakkı'yı arayalım mı? Arayalım aslanım. Hadi ara bakalım. Sizce bu altını biz bugün verir miyiz? Ne dersin? Bakalım aslanım. Alacağım inşallah. Alacağım mı? Hadi alıyorum hoparlöre. Al. Alo. Alo canım. Efendim canım. Müsait misin aslanım, sana ilişki testini yapacak? Müsaitim canım. Tamam, veriyorum. Hakkı merhaba, nasılsın? İyiyim aslanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Müsaitsen şimdi sorulara geçiyoruz. Müsaitim aslanım. Hadi bakalım, kocaman bir alkış. Şimdi ikinize aynı anda soruyu soracağım ama Hakkı'cığım sen hiç kardeşim cevap vermiyorsun. Önce eşin cevaplayacak, ardından senden rica edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık aslanım. İlk soru geliyor. Hakkı annesinin adını telefonuna aşkım annem diye kaydettiğini görsen sen nasıl tepki verirsin? Ben bozulmam yani, olabilir annesi sonuçta ilk aşk dediğimiz. Benim de aynı şekilde babam öyle. Hayır. Tepki vermem yani. Peki. Evet Hakkı, Demet ne yapar böyle bir durumda? Kıskanır. Eşim kıskanır mıyım? Annen sonuçta. Yani annenden bahsediyoruz ya hani. Kıskanç mı? Burada oynuyor musun bize Demet? Hayır, normalde kıskanç değilim. Yani normal değilim, yani bunu yok öğreniyoruz. Devam ediyoruz Hakkı'cığım, hiç moralini bozmuyorsun. Demet'in gizli gizli sosyal medya mesajlarını okuduğunu öğrensen nasıl tepki verirsin damat? Yani tepki vermez, benim eşim sakin biri. Tepki vermez diyeyim. Olur mu? Tamam. Evet Hakkı'cığım, cevabı rica ederim. Kızmam yani. Evet. İlk soruda. Güzel. Hakkı. Arabanızı ayda kaç kere yıkamaya götürür? 2. Ayda? Evet, 2 diyelim. Peki. Evet Hakkı, kaç kere aracınızı yıkamaya götürürsünüz ayda? 2 kere. Bravo. Pis
Pislenmiyor mu ya? İki kere az değil mi? Ortak cevap. Ortak cevap. Güzel cevap. Bravo, iyi gidiyorsunuz. Evinizin salonunda toplamda kaç ampul var? Spotlar dahil. Dokuz, on desem. Sen görüyorsun işte. Yani kocam buna ne der? Bir dakika beklesene. Bir dakika bekle. Sen cevaplamıyorsun. Önce eşin cevaplıyor. Sonra sana soracağım. Şu anda evinin gözünün önüne getir. On, on beş. Geniş bir aralık mı olur? Yok, geniş bir aralık. O zaman... 15-16'yı kabul edebiliriz. Tamam, 15-16 diyelim. Öyle mi diyeceğim? Evet, spotlar da dahilse. Tabii, spotlar dahil diyelim. Tamam, 15-16 diyelim. Evet, şimdi Hakkı'ya soruyoruz. Evet Hakkı. Aplikler içinde mi aslanı? Aplikler, spotlar, göbekteki, işte yani salonundaki tüm ampuller. 13 olması gerekiyor ya da 15 de olabilir. 13 ile 15. Beş, dört, üç, canım söyle. İki, bir, sıfır. Tek bir cevap rica ediyorum. 13 aslanım. 13. Ama 15 de dedi. Ama yani ilk önce 13 dedi. Evet. Ben şeyi kabul edecektim hani 15-16 dese kabul edecektim. Ama ısrarla 13 üstünde durdu. 15'i de tereddütte kaldı. Toplamda Hakkı'cığım salonunuzda 16 tane ampul var. Eşim spotu unuttu galiba. Yok, spotları da söyledim ya. Evet, eşim unuttu. Unuttun mu Hakkı? Ben neydi? Unuttum aslanım, ikisi ayrı ayrı yani ben yandakilerini saymadım. Anladım. Saysaydın sana söyledim. Özellikle iki kez spotlar dahil, spotlar dahil, tüm aydınlatmalar dahil. Türkçe konuşuyorum hani başka nasıl anlatabilirim ki bilemiyorum. Peki, kayınvaliden çocuğunun bakımında her şeye çok fazla müdahale etse ne yaparsın? Ne yaparsın? Bir şey demem, o torununun iyiliği için olur. Peki, bir şey söylemez. Evet, ne yapar? Olumlu. Olumlu. Doğru. Şimdi Hakkı çok iyi dinliyorsun. Tamam aslanım. Eşin Demet'in toplamda kaç ayakkabısı var? Tüm ayakkabıları dahil. Spor, stiletto, tüm ayakkabı, bot, çizme. Onları da katalım mı? Düz 10 diyelim aslanım şu çizme, an. Bot dahil mi? Aynen şu an çünkü tam olarak sayamıyorum. Eşim de muhtemelen bilmeyecek. Düz 10 diyelim ortalama. Evet, tüm çizmeler, botlar, ayakkabısı vesairesi, spor ayakkabısı kaç adettir toplamda? 10-11 tane olması gerekiyor aslında. 10-11 kabul ediyorum. Evet, toplamda... Aslanım, maalesef iki yanlış cevap var. İki yanlış mı? Ay, iki yanlış olmuş. Aslanım, aslanım. Ben neydi orada? Öbür yanmayan stopu karıştırdım, yoksa onu da bilebilirdim de. Canınız sağ olsun. Aynen, sağlık olsun. Ay canım benim, kıyamam. Sağlık olsun. Çok teşekkürler ediyoruz. Teşekkür ederim aslanım. Peki, kendine iyi bak. İlişki testini geçemedik. Eşim o konuda birazcık yanıldı. Hatta bir soruyla geçecektik aslında ama olmadı. Tereddüt yaşadığı için. Sağlık olsun. Şimdi 50.000 TL büyük ödül için gelinler. Eşine puan kullanacaklar. Lütfen şans dile. Eşime şans diliyorum yani. Başarılar. Ay canım. Teşekkür ederim canım. Teşekkür etti o da. Sevgiyle kal. Kendine iyi bak damatcığım. İyi günler aslanım. Hoşçakalın. Ay bir damat evi mi yapsak, ne yapsak? Seviyorum damatlarımı ya. Onları da seviyorum valla. O buradan daha iyi. Çok heyecanlandı sanırım. Ya kıyamam. Evet hanımlar, ne yazık ki haftanın ilk gününde Adana Kozan'da ilişki testinde bu altını veremedim. Yarın kimdeyiz? Bendeyiz. Hadi bakayım sana. Alacağım. Vallahi sen evet. Alacağım. Böyle bir hissettim, böyle bir içime doğdu. Böyle bir alacağın gibi baktın evet. Ya. Neyse. Hadi bakalım. O zaman şimdi gelinler
Demet gelin için puan kullanıyorlar. Puanlamadayız. Benim sana puanım... Bir kere bir yarışmaya katılıyoruz ve bence kesinlikle son derece özenmemiz gerekiyor. Ben bir evde kişinin kendi dokunuşları olması gerektiği taraftarıyım. Bu kadar emeği göz ardı etmeleri açıkçası üzdü. Gelin evi programına yakışacak kadar değildi. Az sonra. Haftaya Adana Kozan'da başladık. Gelinimiz Demet Gelin'e konuk olduk. İyi ve geldiniz. Haftanın ilk puanlaması yapıldı. Şimdi gelinler büyük ödülümüz 50.000 TL için gelinimize puanlarını kullandılar. Evet bir tanem, en yüksek puanı sana hangi gelin vermiş olabilir? Saadet gelinden bekliyorum en yüksek puanını. Hı hı. Peki en düşük puanı kim vermiş olabilir? Onu da Begüm Hanım'dan bekliyorum. Hı hı. Saadet gelin, Begüm Hanım. Daha resmi miyiz sanki? Yok aslında öyle çıktı ağzından. Demin de dikkat ettim de neyse peki. Peki. Çok kibarsınız öncelikle. Çok nezaketli, çok zarif, çok keyifli bir gündü. Teşekkür. Bunun için de tekrar teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Evimi şenlendirdiniz. Teşekkürler. Ben Sibel'den başlamak istiyorum. Sibel'cim öncelikle sebeplerini duyalım, puanının sebeplerini duyalım. Sonrasında tabii, puanını görelim. Tabii aslanım. Öncelikle evinin genel havasını beğendim. Ama detaylara inince birkaç tane yani göz yoran, aşırı göz yoran demek istiyorum açıkçası detayların vardı. Onun haricinde misafirperverliğin, gülen yüzün, her şey çok güzeldi. Çok memnun kaldık. Bu şekilde. Peki puanını görelim mi? Tabii. Sana puanım. Üç puan. Üç puan neye verdin çok merak ediyorum. Göz yoran şey, aşırı göz yoran şeyleri sayar mısın? Evet yani detayların perdelerini söyledim. Yine kabloları söyledim yani evde aşırı rahatsız ediyordu. Onun haricinde söylediği gibi arkadaşlarımın hani yatak örtü takımına bahsettik zaten. Mutfağın, mutfak halın. Yine mutfaktaki detayların, ya benim kırdığım puanlar bundandı. Sibel'cim ben sana kablonun açıklamalarını yaptım. Televizyonla alakalı sıkıntım olduğunu açıkladım. Ondan sonra diğer şeylere gelirsek, detaylara gelirsek, sen sadece Gold'la ahşap oluşuna falan takıldın. Onun haricinde de genel anlamda beğendin. Ben senden 4 bekliyordum. Hatta diğerlerinizden de 4-5 bekliyorum. 3-10. Yani evet dediğim gibi bir kere bir yarışmaya katılıyoruz ve bence kesinlikle son derece özenmemiz gerekiyor. Onun haricinde de söylediklerimin arkasındayım. Yani puanım bu şekilde. Benim. Ben bu eve 3 veriyorsan kendi evini çok merak ediyorum. Göreceğiz bakalım. Yarın göreceğiz. Göreceğiz aslında. Hadi bakalım. Üçü beğenmedi ama yani evi de dörtlük beşlik asla değildi. Sonuçta yani o kadar fazla eksiğin içerisinde bence gayet yüksek bir puandı bu ev için. Ama evet o kendisini bayağı yükseklerde görüyor. Saadetciğim seninle devam edelim canım. Kısaca sebeplerini duyalım önce. Ben bir evde kişinin kendi dokunuşları olması gerektiği taraftarıyım. Yani evet buranın mimarisini hepimiz çok beğendik. Çünkü beğenilmeyecek bir ev değil. Gerek duvarları, gerek böyle bu asma tavanlar falan. Ama dokunuş istiyordum. Daha böyle zevkle seçilmiş. Lütfen yanlış anlama. Gerçekten mobilyaların güzel ama daha zevkle seçilmiş aksesuarlar beklerdim. Halılarda ben mutfak ve salondaki halını beğenemedim. Yatak odasındaki yatak örtünü de beğenemedim. Bir de bence çeyizindeki çeşit çok azdı. Orada da söyledim. Daha tek yelek, patik ve yazmadan ibaretti. Yemek masan çok güzeldi. Güler yüzü, misafirperverliğin her şey için teşekkür ederiz. Bu kadar yorum yaptığına göre iyi bir puan vermişsindir diye bekliyorum. Çünkü genel anlamda evimi beğenmiştin. Küçük detaylara takıldın. Çok küçük değil işte. Yani aslında bir odadaki en önemli şeyler halı vesaire, böyle yatak örtüsü. Ben dediğim gibi mobilya takımlarını evet çok beğendim. Onun dışında ben evet. Beğenmediğim yerler oldu. Puanını görelim Saadetciğim.
Benim sana puanım. Üç. Üç puan. Aslan çok düşük bir puan çok, bence. Çok mu düşük evet, gerçekten? Evet, misafirperverlik var. O kadar ikram çeşitlerim var. Yatak odam, salonum. Karşılaman. Karşılamam. O kadar emek var. Portakal bahçesi, kale. Yani bu kadar emeği göz ardı etmeleri açıkçası üzdü. Emeği göz ardı etmiyorum. Kesinlikle onu kabul edemem. Masa ve dediğim gibi mobilya seçimlerini evet çok beğendim. Bizi oraya götürdüğün için de teşekkür ederiz. Ama onun dışında söylediğim gibi benim için dokunuşlar da önemli. Saadetciğim yani o kadar ikram masamı beğendiniz, kusur bulamadınız. Sonra kalede sunumu beğendiniz, portakal bahçesine götürdüm sizlere. Yani bu iki puanlı detaylardan kırmış olamaz. Detaylardan kırmadım. Tek tek sayayım o zaman. Yatak odasındakini söyledim. Yatak örtüsü dedim ve aksesuar boş çerçeve bile vardı. Çeyizinde çok az çeşit vardı. Aynı şeylerden çok adet vardı. Çeşit azdı. Yemeğin çeşit olarak güzeldi ama masa örtün kısaydı. Ondan sonra bizi götürdüğün yerdeki kahve sunumunda mesela gold güzel ama dedim ahşap doğaya uygun bir şey beklerdim dedim. Salonda da yine dediğim tamam, gibi. Tamam tamam. Anladım ben bu kadar detaya girdiğini bilmiyordum. Gerek yok gerisine. Sen kaç bekliyordun benden? Bu kadar emeğime 4-5 bekliyordum. Yani 4, o kadar 5 zaten değil ama karşılama farklılık. İlk günden 5 vermem mümkün değil. Diğer kişilerin evini görmedim çok zaten. Çok merak ediyorum diğerlerine kaç vereceksin. Bakalım göreceğiz. En yüksek puanı benden beklemesini hiç anlamadım. Çünkü her odada hem beğendiğim şeyleri hem beğenmediğim şeyleri en net açıklayan kişi ben olabilirim. Hiç çekinmedim. Beğendiğimi de çok net bir şekilde söyledim. Beğenmediklerimi de söyledim. Galiba tatlı dilim güler yüzümden dolayı. Evet Begüm'cüm. Aslanım ben odalarını gezdiğimde, çeyizine baktığımda mutfağı için, özellikle masası için fikirlerimi belirttim zaten. Dediğim gibi benim için eksik olan çok parçan vardı. Yorumum bu kadar. Peki puanını görelim canım. Benim sana puanım. 3 puan. Gerçekten şaşkınım. 4-5 bekliyordum. Üçleri neden yani? Neden 4 veya 5 değil de 3 değil? Aslanım 5'lik bir ev, bir mobilya dizaynı, bir sunum. Yemek çeşitin evet çok güzeldi, çok fazlaydı. Rekor kıracak kadar fazlaydı. Lakin dediğim gibi eksikleri vardı. Gelin evi programına yakışacak kadar 5 puanlık değildi. Yorum yapamıyorum çünkü 3 gerçekten bu eve emeklerime karşı, karşılamam vesaire onlara karşı düşük olduğunu düşünüyorum. 3 beklemiyordum. Demet'ciğim bana bir sürü şey söyledin ve ben bir sürü açıklama yapmıştım. Saadet Hanım benden düşük, sizden yüksek bekliyordu. Bakın ikimiz aynı puanı verdik. Demek ki görüş açımız ikimizinki de aynı. Yani öyle doğrudur. Hani hepimiz 3 veriyorsak demek ki bunu hak ediyordur ama şey demek istiyorum. Demek 3 bekleymiş. Ben her şeyi açıklamama rağmen çok irdele diye onu söylüyorum. Çünkü sizden en yüksek puanı bekliyordum. Allah Allah, ben her şeyi çok net açıklamıştım oysa ki. Benden en düşük puanı beklemesinin sebebi ben eleştirilerimi çok net bir şekilde ifade ettim. Hiçbir şekilde beğendiğim konuları söyledim. Beğenmediğim de direkt çok net bir şekilde ifade ettiğim için benden düşük bekledi. Lakin yüksek beklediği arkadaşına aynı puanı verdim. Ben adaletli davrandığımı düşünüyorum. Peki. Ebru'cum seninle devam edelim. Ben yorumlarımda da söylediğim gibi yatak odasıyla salonun aynı olmasını ben sevmiyorum. Çünkü farklı dokunuş, her odada farklı bir dokunuş istiyorum. Çünkü bu evleri yani biz kendimiz, kendi evimiz olduğu için kendimiz tasarlayabiliyoruz. Bir dokunuş, bir hareket koyabiliriz. Onu düşündüğüm için ben yorumlarımda da bulundum. Mutfakta da birkaç eleştiri yapmıştım. Halıyla fon uyumunu, tezgah, ondan sonra gold ve siyah uyumları vardı. Çeyizin olarak genel olarak beğendim çeyizini. Detaylara daha fazla inmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bence en iyisi de. Ben puanımı açayım. Teşekkürler. Puanını görelim Ebru'cum.
benim sana puanım Demet'ciğim. Üç puan. Teşekkür ediyorum. Ama bu üçleri hak etmediğimi düşünüyorum. 4-5 hak ediyordum. Bekliyordum da 4-5. Sağlık olsun. Yine de teşekkür ederim. Evime geldiniz. Hoş geldiniz. Evime... Yine totalde iyi bir puan aldığını söyleyebilirim, değil mi? Ama emeklerime karşı az olduğunu düşünüyorum Aslı Hanım. Evet. Kesinlikle. Ama yine de teşekkür ederim herkese. 3 puan verdim. 3 puanı bu evin hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü sadece dokunuşlar yoktu. Dokunuşlardan kırdım. Bir de birkaç eksiği vardı. Mutfakta beğenmediğim noktalar vardı. 1 puanımı da ondan kırdım. Toplamda gelinlerden 12 puan aldın. Evet. Şimdi ben senin için puan kullanacağım. Tamam Aslı Hanım. Haftanın ilk günü Demet Gelin bizi Adana Kozan Kalesi'nde karşıladı. Sunumunu da orada yaptı. Çok güler yüzlü ve çok pozitif bir gelindi. Ardından bizi portakal bahçelerine götürdü. Ben ilk defa bir narenciye bahçesi gördüm. Çok da beğendim, çok da keyif aldım. Sonrasında odun ateşinde portakal marmeladı yaptık. O da keyifliydi gerçekten. Sonrasında eve geldik. Şahane bir iftar masası hazırlamıştı. Gerçekten gelin evi rekorunu bugün gelinimiz Demet 66 çeşitle tam anlamıyla rekor kırdı. Evet, güzel bir gündü. Salonunda şık parçalar vardı. Yatak odasında da öyle. Misafirperverliği de gayet güzeldi. Çok ufak tefek değiştirilecek bir iki detay gördüm. Onun dışında kusursuza yakındı her şeyi. Her şey için sana teşekkür ediyorum bir tanem. Hele ki bebeğinle birlikte bir hazırlık yapmışsın. O da çok kıymetli bizim için. Sana ailenle yuvanda mutluluklar diliyorum. Benim puanımı da cuma günü öğreneceksin. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Aslı Hanım. Ellerine kollarına sağlık bir tanem. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum bugün için. Yarın Sibel'cim sendeyiz. Adana'nın neresindeyiz? Evet Aslı Hanım, yarın Adana'nın Seyhan'ındayız. Evet. Acaba bizi nasıl bir karşılama bekleyecek? Sürpriz. Nerelerde randevu mesajı gelecek? Biz oraya geleceğiz bakalım. Bakalım. Peki. Evet değerli izleyenler. Adana'da ilk günümüz ve şu anda yayınımızı bitirmek üzereyiz. Gün nasıl çabucak geçti hiçbirimiz anlayamadık. Çok renkli ve çok keyifliydi. Ve yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında Adana'da görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın. Adana'nın merkezi Seyhan Nehri'nin Taş Köprü mevkiindeyiz. Vul davulcu davula. Mutfak mutfak olarak kalmamış, salon salon olarak kalmamış. İç içe girmiş, çok karışmış gibi geldi bana. Şöyle bir yokladın mı? Yatak odana girdiğim anda itibaren evet, bir kasvet çöplüğünü gördüm. Yatak örtüsü değil, nevresim kılıfı gibi duruyor. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Kaplarına takılayım. Takıl vallahi buraya takıl. Takılacağız artık. Ailelerimiz istemedi. Seferoğulları ve Telloğulları'na döndü bizim iş birazcık da. Ayakkabı numarası kaç? Boyu kaç? Nasıl olur gelin evi döşemesi? Değil mi?